Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 14-12-2018 tarihli devam meclis toplantısına katılımı test edilmek için parmak iziyle oturum açılmasını arz ederim. Hadi oğlum ya çek ya git. Ya çek ya git. Bir su içeceğiz, şurada su içeceğiz. Çok kıymetli belediye başkanlarımız, değerli belediye meclis üyelerimiz, Aralık ayı olağan meclis toplantımızın 3. oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Almış olduğumuz kararların Antalya'mıza, vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını alacak olduğumuz kararların temenni ediyorum. 1. maddemiz yoklama ve açılış. Böylelikle tamamlanmıştır. Mazeretli arkadaşlarımızın mazeretleri ve önergelerle ilgili buyurunuz. Mazeretli olan sayın meclis üyelerimiz, Muhammed Ural, İsmet Tok, Halil Karataş, Ümit Uysal, Şükrü Sözen, Arzu Yıldırım, Turgay Genç, Fahrettin Kerim Aydoğan, Rasih Şahin, Şefik Kılıç, Kaan Osman Sarıoğlu, Ali Kurşunlu, Mehmet Uyar arz ederim. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın mazeretlerinin kabulünü oylarınızı arz ediyorum. Kabul edilmiştir. Önergeler? Önergeler, başkanlık makamına. Büyükşehir Belediye'mizce yurt içi bankalardan kullanılması düşünülen 50 milyon Türk lirası tutarındaki krediye istinaden İller Bankası AŞ'nin kefaleti kapsamında teminat mektubu alınabilmesi için meclis kararının alınması Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin havalesi sunum takdir ve tespitlerinizi arz ederim deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklif yazısı. Arz edelim. 11. madde önergeler tamamlandı başkanım. Evet, diğer önergeler 11. maddeye göre okunan önergeleri ekliyoruz gündeme. Meclis üyelerimizin önergeleri Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na 2015-2017 yılları arasında Yeşilırmak Caddesi üzerindeki Gıyasettin Keyisürev Köprülü Kavşağı inşaatı sırasında caddenin trafiğe kapanmış olması ve 3. etap raylı sistem inşaatı dolayısıyla Sakarya bulvarındaki çalışmalardan kaynaklı esnafların ekonomik olarak zor bir süreç geçirdiği ve belediyemize ödemekle mükellef oldukları ilan ve reklam vergisinden bir yıl muaf tutulması talep edilmiştir. Bahse konu olan bölgede faaliyet gösteren ekli listede ismi yer alan mükelleflerin 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu gereği ilan ve reklam vergilerinin 2019 yılı bakanlıkça belirlenecek alt üst limitlerine göre en alt limitten alınması hususundaki meclis önergemizin kabul edilmesini arz ederim deyimli sayın meclis üyelerimiz Bahattin Bayraktar, Ruhi Beşiktaş, Ahmet Büyükakça. Antalya Sayın Büyükşehir... Başkanım 11. maddeye göre önerge alıyoruz ama bu devam meclisi olduğu için meclis üyelerimizin önergesini gündeme ilave etmiyorduk. Ama 11. maddeye göre ilaveniz varsa zaten yapıyoruz. Aslında bu da 11. maddeye göre olması gereken bir şey. Çünkü idari tasarruf. Arkadaşlarımız bunu kişisel önergeye dönüştürmüşler. Sonuçta 11. maddeye göre, 11. maddeye göre düzenlenmiş olsun bu. Ona göre arkadaşlar 11. maddeye göre bunu veya oylayalım fark etmez. Önemli ama değil. Devam meclisi yani yasaya yönetmeliğe uygun bir oylama değil. O zaman bunu arkadaşlar 11. maddeye göre hesap eşleri bunu niye 11. maddeye göre sunmadı? Evet. Niye önerge? 11. maddeye göre sunun siz bunu hesap işleri daire başkanlığı olarak. Vergi olduğu için vergi kaybından ötürü önerge olarak arz edilmesi uygun. Dilekçeyi siz daire başkanlığı olarak değerlendirip bunu önerge haline 11. maddeden hesap işlerini
önergesi tamam olarak başkanım, sorun. Tamam başkanım, yapalım başkanım. Sorun tamam. Yok, hemen derhal. Yani ona dönüştürün. İçeriğini hiç tam dinleyemeden söylüyoruz. Biz içeriğine karşı olduğumuz için değil. Anladım. Usul açısından hatalı olduğu peki için uyarıyoruz. Peki, o zaman bunu 11. maddeye göre derhal düzenleyin. Hemen, hemen, hemen başkanım. Hemen o şekilde düzenleyin. Bu maddeyi de, bu önergeyi de 11. maddeye göre 11. maddeye göre ekleyelim böylelikle. Başkanım bir tane daha meclis üyelerimizin önergesi var ama meclis üyelerinin önergelerini devamda almıyoruz. Daha onu hiç okumaya gerek yok. Dolayısıyla zaten o konuda arkadaşlarımız haklı olarak bir uyarıda bulundular. Evet. Böylelikle İki madde daha 11. maddeye göre eklenmiştir. 50 oldu toplam madde. Toplam gündem maddemiz 50 oldu. Evet, gündemimizin böylelikle birinci maddesini tamamlamış olduk. İkinci madde ile ilgili grup görüşme önerileri. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, değerli başkanlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum AK Parti grubu adına. 2 ve 10. maddeler komisyon raporları doğrultusunda uygundur başkanım. 2 ve 10. madde komisyon raporu doğrultusunda uygundur. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli konuklar, değerli hazirun. Cumhuriyet Halk Partisi grubum ve şahsım adına ben de herkesi selamlıyorum. Alacağımız kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gündemin 2. maddesi, 10. maddesi dahil toplu oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda kabulü tarafımızca da uygundur. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına ve şahsım adına hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Alacağımız kararlar Antalya'mıza hayırlı olur inşallah. 2 ve 10. madde dahil komisyon raporları uygundur. Bir saniye. Evet, buyurunuz. Pardon. Arkadaşlarım, alınan kararların Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Maddeler bizim için de uygundur Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, 2 dahil, 10 dahil. Aradaki tüm sıralı maddelerin Başkanım, 8. maddede sadece bir şey ufak bir yani şey hatası var, onu düzelterek uygun olmasını öneriyorum. O zaman toplu oylayamayız. Öneri oradan geldi Sayın Başkanım. O zaman 2 dahil 7 dahil diye dönüştüreceksiniz. O zaman o şekilde olsun başkanım. Peki. Evet. Bizim öneriden haberimiz yok, o yüzden şöyle şöyle başkanım. Şöyle, benim de yok. Yani ben de şimdi aynı madde, aynı komisyon raporu uygundur. Yani kelimesi yazılmamış, uygundur yani. Doğrultusunda uygundur. Zaten uygunluğunu oyluyoruz. Evet, uygunluğunu oyluyoruz zaten. Hiçbir sıkıntı yok yani. O zaman ne değişiklik ne? Başkanım, sadece önerilen maddenin uygun denmemiş. Yani komisyon raporu doğrultusunda denmiş, uygun atlanmış. Biz zaten uygunluğunu oyluyoruz komisyon raporunun. Aynen başkanım, doğru. Evet, peki. Sıkıntı yok, onunla da oynayalım. Sıkıntı yok. Peki. 2 dahil, 10 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin birlikte oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda uygunluğunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 11. madde. Dur başkanım. Gündemin 11. maddesiyle ilgili bir bilgilendirme rica edeceğiz Sayın Başkanım. Şimdi burası sanıyorum festival çarşısı olarak yeni yapılan yerdeki 72 adet bağımsız bölümün satışı hususunda bir yetki talebi. Takip edebildiğimiz kadarıyla burada 240 kadar esnafımız vardı. Onlar için daha önce bir ihale yapıldı sanıyorum. Onlarla ilgili bir bilgi de rica ediyoruz daha önce yapılan ve şimdi bu 72 adet bağımsız bölüm satışı ile ilgili öncelikle bir bilgi verirseniz sanıyorum bir meclis üyemiz de konuşma yapacak. Eyvallah. Ona göre bildireceğiz. Emlak Daire Başkanımız. Evet, buyurun. Mevlüt Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz. Gündemin 11. maddesindeki Doğu Garajı Kültür Merkezi olarak adlandırdığımız yerdeki bağımsız 72 bölümü belediye ekonomisine, bütçesine kazandırma açısından satış için izin istiyoruz ama
Biz buradaki esnaflarımız zaten sorunlarını %90'ını hallettik. Kurallarını çektik. Şu anda yerleştirme aşamasındayız 3 kata. Dolayısıyla burası elimizde kalan yerler. Satışa çıkılmayan 72 bağım. İkinci kattaki galiba. Evet, satışa efendim, çıkılmayan. %90'ı hallolmuş dedi. Bir satışa çıkardığımız hepsine, zaten aralarında anlaşmaya çalışıp anlaşamayanlar kalmış. Anlaşılır yani. Burada 72 tane bağımsız bölümümüz var. Bunlar belediye mülkiyetindeki yerler. Evet. Biz zaten esnafın buradaki bütün taleplerini aşağı yukarı neredeyse karşıladık. Bir sorun yok. Evet. Selçuk Bey buyurunuz. Sizin bu arada grup görüşünüz. Sayın Başkanım sürekli gayrimenkul satıyoruz. Zaten bütçemiz de Büyükşehir Belediye'mizin bütçesi de gayrimenkul sermaye iradının satışlarına dayalı bir bütçe malum. Yerine sermaye konması noktasında bir girişiminiz var mı? Yani sürekli şimdi satıyoruz, bakın, satmaya çalışıyoruz. Bu yok, sattığımız, biz satışlara genel olarak zaten onay vermiyoruz ama eğer esnafımızın bir mağduriyeti söz konusu olacaksa biz onu öğrenmek istemiştik. Esnafın bir mağduriyeti olmaz bir. Olmaz tahmin ediyorum. İkincisi sürekli satış yapıyoruz diyorsunuz. Karar alıyoruz. Bu satışla ilgili olan yerlerde biz proje üreterek satış yapıyoruz. Yani proje üretilmeyen yani yerlerde satışımız var. Miras yedi gibi harcamıyoruz. Çalışıyoruz. Şimdi uğraşıyoruz. Proje üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerin içinden oluşan gayrimenkul. Şimdi gayrimenkulleri satıyoruz. Doğu Garajı bizim ürettiğimiz bir proje. Mesela bunların dolayısıyla kaçıncı kat olduğu, müsaade edin. Bir de onların da bilgisini verirseniz. Efendim? Kaçıncı kat olduğu? İkinci kat. Hepsi ikinci katta mı? Ikinci 72 kat. Aşağı yukarı hepsi aşağı yukarı öyledir. Dolayısıyla Doğu Garajı bizim ürettiğimiz bir proje. Bu proje bundan önceki 5 senede biz göreve gelmeden önceki 5 senede bizim ilk dönemde başlattığımız bir proje diye durduruldu. Ve Antalya'nın 5 senesine yazık edildi. Burayı hastane mi yapacağız, postane mi yapacağız, pastane mi yapacağız diye 5 senesini Antalya'nın kaybettirdiler. Buraya bir çivi çakmadılar. Geldik biz çaktık gene her zaman olduğu gibi çiviyi. Ve bu ürettiğimiz projelerden elde ettiğimiz gayrimenkulleri belediyeye yatırım yapmak için gelire dönüştürüyoruz. Miras yedi gibi harcamıyoruz. Bu projelerin hepsini biz ürettik. Dolayısıyla böyle sanki Büyükşehir Belediyesi'ni elinde avucunda ne varsa satıyormuş gibi göstermek fevkalade yanlış. Kepezaltı Santral'da öyle bir proje mi vardı? Biz ürettik. Biz o projeyi üretmeseydik orada da bir gayrimenkul satışıyla gelir elde edip o geliri Antalya'nın altyapısında, üst yapısında kullanamazdık. Biz üreten belediyeyiz, harcayan belediye değil. Dolayısıyla burası da aynen böyle. Burada bir proje yoktu. Biz o projeyi ürettik. Şimdi o projenin içindeki gayrimenkulleri belediyemizin, memleketin, milletimizin, vatandaşımızın harcamalarına gelir oluşturmak için bunları satıyoruz. Keşke her belediye böyle proje üretse de o üreteceği projelerden gelir elde etse. Bakın ben ilk dönemimde Yamansaz'da böyle bir proje ürettim. Orada bir villaların da bulunduğu belediyenin bataklık halindeki bir tarlasıydı. Ve 10 tanesini filan ilk dönemimde sattım. Geri kalanını 30 tanesini benden sonraki CHP'li belediye satarak bu belediyeye bizim ürettiğimiz proje sayesinde gelir sağladı. 20-30 milyon civarındadır herhalde rakam. O yüzden biz üreten belediyeyiz. Harcayan belediye değiliz. Keşke bütün belediyelere örnek olsa da böyle proje üretmek ve üstünden gelir elde etmek Antalya gibi bir şehirde 3 ay maaşını ödeyemeyen bir belediyenin olması büyük ayıp. 6 ay maaşını ödeyemeyen bir belediyenin olması büyük ayıp. Tabii ki. Proje üretirlerse bu belediyeler hem kul hakkını zamanında öderler hem de belediyelerin ihtiyaçlarını karşılarlar. Keşke o belediyeler de öyle projelerle önümüze gelse biz sizin yaptığınız gibi yapmayız. Biz düşünmeden yapıyoruz? Evet deriz. Siz satılmasın sen diyorsunuz başkanız, ya.
Biz sizin yaptığınız gibi yapmayız. Düşünmeden evet deriz. Üretilmeyen yerlerde doğrusu var. Bu. Siz de biliyorsunuz. Yani sürekli bizim, satış kararları bizim, geliyor. Bakın işte o satış kararları bizim ürettiğimiz projeler. Kepezaltı Santral. Kepezaltı Santral. Güneş Mahallesi. Hep ürettik buralarda. Ürettik. Olmayan yerlerde var. Şimdi gündemde bile var. Olmayan yerlerde işe yaramayan belediyenin bütçesinde kullanılabilecek şekilde olmayan yerler varsa onların da turşusunu kuracak değiliz. Tabii satacağız. İşte hep bir gerekçe bile sürülebilir tabii. Satış bu memlekete sonucu. Biz yatırım sonucu yapıyoruz. Yatırım. Başka bir şey değil. Yoksa parasal sıkıntı eyvallah yok yani. Borcumuz eyvallah yok diyorsunuz. Eyvallah. Sorun yok. Elhamdülillah. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik performansı destan yazıyor şu anda. Destan. Bu kadar net. Borç her belediyede olur. Ben İller Bankası'ndan borç alıyorum. İller Bankası kime borç veriyor? Proje getirene. Ne karşılığı? O proje karşılığındaki hak edişe göre ödüyor o parayı. İller Bankası kredisi faizi bugün Türkiye'nin en düşük faizli kredisi, en uzun vadeli kredisi. İller Bankası'ndan kredi bulmak proje üretirseniz mümkündür. Ve böylesine ucuz vadeli ve uzun ucuz faizli ve uzun vadeli bir kredi bulduğu için Büyükşehir Belediyesi'nin destan yazması ve alkışlanması gerekir. Keşke Türkiye'deki İller Bankası'ndan kredi kullanan belediyeler içinde beşinciymişiz, birinci olsaydık. Ben çok isterdim. Net söylüyorum. Çünkü niye? Üreten İller Bankası kimsenin eline git borcunu öde diye para vermez. Git personele borcunu öde diye para vermez. Eline böyle tıkır tıkır har vurup harman savursun diye İller Bankası kimseye kuruş vermez. İller Bankası proje getiren belediyelere ve sosyal kalitesi olan, sosyal amaçlı da düşünülebilecek projelere Türkiye'nin en düşük faizli, en yüksek vadeli kredilerini verir. İller Bankası'ndan kredi almak marifettir. Alkışlanacak bir olaydır. Bilip bilmeden de kimse konuşmasın. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Selçuk Bey buyurun. Komisyon raporu uygundur. Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Evet. Recep Bey konuyla mı ilgili? Buyurun. Konu Sayın Başkanım, önce sizi ve meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Konu esnafımız olunca yine her zaman sizin olduğunuz gibi biz de orada oluyoruz. Yalnız başlamadan önce bir serzenişimi anlatmak istiyorum. Bu belediyemiz açısından önemli olduğu için. Bazen erken geliyoruz belediyeye. Grup toplantılarımız oluyor. Yukarıda yemekhanemiz var. Yemek yemek istiyoruz. Son 2-3 defa geldiğimizde yani bu kadar şey olabilir. Yenen yemeklerin şeyi belki yakın zamanda yediniz mi bilmiyorum. Ben ama hep burada yiyorum, çok burada da beğeniyorum. Burada yiyorsanız ama eğer o yemeklerin ne kadar hem ücretle orantısız olduğunu bırakın biraz ücretler arkadaşlarımıza biraz soralım. Arttırabilsin tabii ama zevk meselesi yani ben çok beğeniyorum ama siz beğenmiyorsanız. Burada yapılan bir burada yapılan bir hareket buranın prestijini de gösterir. Dolayısıyla evet. Şimdi benim orada bir kaşık ondan aldık, bir kaşık ondan olduğu gibi kaldı. Yani hem paramıza yazık oldu hem de Büyükşehir evet. Belediyesi'nin prestijine yazık oldu. Evet. Şimdi gelelim. Ben her gün yiyorum, siz ayda bir yiyorsunuz. Evet, ben her gün yani yediğim yemeğe de çok beğeniyorum. Biz sizin gibi her gün olmadığımız için işte ayda bir gelebiliyoruz. Paramız evet. Da o kadar. Buyurun. Sayın Başkanım. Yine gündem dışına çıktınız Recep Bey. Hayır, tebrik ederim sizi. Belediyemizin prestijini konuşuyorum. Eyvallah. Sayın Başkanım, şimdi bu önemli bir konu. Yani Doğu Garajı konusu. Şimdi siz biraz önce yine konuştunuz ama biz bu konunun ta 2000'li yıllardan beri içindeyiz. Sizin sağ olun birinci döneminizde 2007 yılında o kadar itirazlara rağmen, bunun altında mezarlar çıkabilecek denmesine rağmen burada bir proje başlattınız. O dönem içerisinde o sizden sonra gelen bizim Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi sizin yapmış olduğunuz protokollerin içinden çıkabilmek için tam 3 sene uğraştı. Hatırlayın o zaman Markantalya'nın olduğu yer vardı. Okullar bölgesi vardı. Ve aynı zamanda Markantalya'dan bu bölgeye kadar aşağıdan, sizin projeniz bunlar, aşağıdan tüneller vardı.
Ve bu buraja bir kişiye verilmişti, bir müteahhide verilmişti. Öyle bir mukaveleler, öyle bir sözleşmeler yapmışsınız ki Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı iktidara geldikten 3 yıl içerisinde sizin bu projelerinizin hukuksal temelini ancak bitirebildi. Eğer hani bilmiyordan konuşuyor diyorsanız biz bilerek konuşuyoruz bazı şeyleri. Dolayısıyla hiçbir şey yapmadı demekle çok haksızlık yapmayın bize karşı. Kaldı ki bana göre o bölgede bu inşaatın yapılması bu Antalya'nın kalbine vurulmuş bir hançer olarak görüyorum ben. Bunu da aynı bu şekilde söylemek istiyorum. Niye? Orası Antalya'nın toplanabileceği tek merkezlerden bir tanesiydi. Pazar yeri esnafın özelliğini kaybettirdik. Meydanda bir pazar yeri vardı, o projeyi devam etmediniz. Eğer devam etmiş olsaydınız bu sıkıntıların hiçbirisi yaşanmamış olacak. Kaldı, projeyi başladınız. Zaten temeli kazılmıştı sizin döneminizde. Verdiniz, ihaleye çıktınız. Zaten ihale tarihlerini falan geçti. Diğer tarafta mezarlar çıktı, Anıtlar Kurulu el koydu. Ona uygun projeler geliştirmeye çalıştınız. Doğru, haklı. Şimdi baktığımız zaman müteahhit para yok diyor. Zaten çalışmaları durdurmuş. Yani müteahhiti para veremediğiniz için. İnşaat bitiyor ya. Ben de görüyorum başkanım. Siz ne kadar, belki ben sizden daha fazla gidiyorum. Eyvallah. Şu anda müteahhit çivi çakacak durumda değil, parası yok. Anladığım kadarıyla burada satacağınız 72 adet bağımsız bölümü, eğer buradan bir ufak tefek bir para alabilirseniz herhalde o gün müteahhide götürüp vereceksiniz. O da başlayacak, bitirecek. Kaldı ki yılbaşında bitirmek zorundaydınız buraya. Çünkü sizin verdiğiniz şeyler öyleydi, bilgiler de öyleydi. Bu da işin diğer tarafı. Zaten beğendiğimiz bir mimari tarzı da değil. Gelelim burada çıkan esnafların hakkını alıp almadığı konusuna. Benim babadan kalma orada bizim 14 metrekarelik bir yerimiz vardı. Bize verile verile orada 5 metrekare bir yer. Festival Çarşı esnafının 9 metrekarelik bir yeri vardı. Onlara da 3 metrekarelik bir yer verdiniz. Şimdi ben sizin argümanınızı biliyorum. İşte burası değerli de aynı eşdeğerde de falan filan. Şimdi düşünün bu kadar teknolojinin şeyin geliştiği bir yerde 5 metrekarelik bir dükkanda bu arkadaş, bu esnaf ne iş yapacak? Piyango bileti mi satacak, çiçekçilik mi yapacak, gazete bayiliği mi yapacak? Yani dolayısıyla esnafın hakkını verdik diyorsunuz ama esnafın hakkını vermediniz. Ben sizden beklerdim ki meydan projesini geliştirin, o esnafa da doğru dürüst adam gibi bir yer verin. O esnaf da orada esnaflığını yapsın, hem de pazar yerleri ölmesin. Benim diyeceğim şey başkanım, eğer çok ihtiyacınız varsa satarsınız, müteahhide de parasını verirsiniz. Bir an önce biter. Siz de belki yüzünüzün akıyla çıkarsınız buradan. Ama biz genel olarak grup sözcüğümüzde dedi. Belediyenin mülklerinin çok fazla satılması taraftarı değiliz. Dolayısıyla bizim buradaki görüşümüz reddir. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım. Sor. Bu konuşmalarınızı Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi sıfatıyla mı yaptınız? O sıfatın dışında kişisel olarak mı yaptınız? Sayın Başkanım, ben burada Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi sıfatıyla duruyorum. O yani sıfatla ben yap. Şimdi bu sıfatımı... Hayır, ben sen kişisel görüşlerim diyorsunuz da. Hayır, onun bu için. Sıfatımı bir yere kaldırıp burada başka bir sıfatla, şu yere kaldırıp başka bir sıfatla konuşmuyorum. Bana partimin vermiş olduğu bu sıfatla konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. Aldım cevabımı. Şimdi benim için yapılacak açıklamalar açısından hangi sıfatla konuştuğunuz önemliydi de ondan. Şimdi, belediyemizin aldığı güzel, sıfat güzel, açısından. Çok iyi. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Şimdi şunu söyleyeyim. Önce bu meselenin bir cemaziye evveli dediğimiz bir geçmişini bir öğrenin. Bilmiyormuşsunuz, konuşmalarınızdan onu anlıyorum. Şimdi benim anlattıklarımdan bunları lütfen iyi öğrenin. Şimdi bu alanda Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, o zaman Sayın Böcek meclis üyesi. Yani zaten Selçuklulardan sonra Sayın Muhittin Böcek geldi herhalde meclis belediye başkanlığı. Arada Osmanlılar falan bile belki yok yani Muhittin Bey belediye başkanı olduğunda. Dolayısıyla şimdi o da bunların şahidi. 2004'te biz görevi devralmadan önceki Sayın Kumbul dönemindeki
Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi burada bir yarışma projesi açtı. Bakın ben sizin çok müdahale edilecek yerleriniz vardı. Büyük bir sabırla dinledim. Hiç de konuşmadım. Her yerine çünkü konuşmanızı müdahale etmem gerekiyordu. Hepsi trajikomik şeyler söyledikleriniz. Yani lütfen sabırla siz de dinleyin. Sonra istediğiniz kadar gene söz verin. Hiç istediğiniz kadar. Hiç sorun yok bizde. Bizim veremeyecek cevabımız yok. Dolayısıyla 1999-2004 arasındaki CHP'li Büyükşehir Belediyesi burada bir proje yapmak için Mimarlar Odası'yla yarışma projesine çıktı. Bu yarışma projesini iki genç mimar, Erkal kardeşler, soy isimleri Erkal, babaları da Türkiye'nin en önemli mimarlarından birisi kazandı. Bugün Antalya'nın kalbine hançer soktunuz dediğiniz proje, CHP'li belediyenin yaptırdığı bir proje. O hançeri sokan varsa, o hançeri sokan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu bir. Çünkü bizim yaptığımız proje tıpkısının aynısı o projedir. Hiçbir değişiklik yoktur. Ama bu zevk meselesi. Size göre hançer olabilir. Bana göre değil. Biz kurumsal aidiyet vardır dedik. Cumhuriyet Halk Partili belediyenin bize o bırakmış olduğu bu projeye 2004'ten sonra devam ettik. Ve inşaatına başladık. Ancak ondan sonrasında burada bir bölümünde tarihi bir nekropol yani mezarlar çıktı. Arkadaşlar telaş içinde o gün beni aradılar. Derhal olay yerine yani inşaat alanına gittim. Yaptığım açıklama hala basında duruyordur. Petrol bulmuş kadar sevindim dedim. Burada tarihi bir mezarlığın çıkması. Antalya'nın merkezinde böyle bir tarihi nekropol tam da bizim burada bir cazibe oluşturmak adına bizim için büyük şanstır dedim. Ve o nekropol arkeologlar, tarihçilere göre Antalya tarihini 2000 seneden 3000 seneye taşıdı. 1000 sene daha geriye gitti. Antalya tarihi. Antalya'da yaşam, biz 2000 sene önce merkezde var zannediyor idik, daha doğrusu öyle biliniyordu. Ama tarihçiler bunu 1000 sene daha eski olduğunu orada keşfettiler. O yüzden o nekropolle birlikte o yarışma projesinin müellifleri bu projeyi orada nekropolü de koruyacak şekilde müzeden izin alarak, koruma kurulundan izin alarak tadil ettiler. Ve biz tabii bu inşaata yeniden kazılar bittikten sonra başlayacağımız için oradaki kazıların tamamlanıncaya kadar ara verdik. Ve görev dönemimizin sonuna geldi. Oradaki kazıların tamamlanması. Aslında orada normalde inşaatın devam etmesi gerekirdi. Bizim kurumsal aidiyet anlayışımız bu. Nasıl ki CHP bir belediyeden bulmuşuz bir projeyi. Önemli değil kim yapmış demişiz. Antalya'nın hayırınadır, yararıdır demiş, devam etmişiz. Ve biz görevden ayrıldıktan sonra hiç o projeleri falan hukuki altyapısını oluşturmak falan bunların arasında debelenmeye gerek yoktu. Çabalamaya gerek yoktu. Orada devam eden işi, başlamış işi devam ettirseydiniz hiç sorun yoktu. Oraya yok üniversite mi yapalım dediniz o dönemde. O dönemde işte. Ya işte Akaydın döneminde. İşte tamam. Biz bıraktık ya işte kazıyı. Acaba üniversite mi yapalım dediniz. Acaba hastane mi yapalım dediniz. Espri yapıyorum, postane mi, pastane mi? 5 senesini harcadınız Antalya'nın ya. 5 senesine yazık ettiniz Antalya'nın. Biz de geldik. Nerede kalmıştık? Antalya'm benim seçim şarkımdı. Bıraktığımız yerden geldik. Şimdi burayı Antalya'ya kazandırıyoruz. Siz olsaydınız bu projeleri üretemediğiniz için buralardan mülk geliri falan gene elde edemezdiniz. Aramızdaki fark da bu zaten. İş bilenin kılıç kuşanın. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Dolayısıyla burada da bizim esnafımızı yeniden oraya taşıyacağımız konusunda sözümüz vardı. Hamdolsun onu da şimdi gereğini yerine getiriyoruz. Biz gene döneceğim 2004'e. Göreve geldiğimizde
Cumhuriyet Halk Partili bizden önceki 1999-2004 arasındaki Büyükşehir Belediyesi, sizin de baba mülkünüz varmış, siz de dahil, orada sizleri tahliye edip size bir metrekare, bir milimetrekare yer vermeden sizi sokağa atmak için sarı zarfları elinize verdi. Hepsi doğru, hepsi kayıtta bende. Hepsi bende kayıtta. Tamam mı? Ve biz oradaki esnafın sokağa atılmasını içimize sindiremediğimiz için alternatif bir proje yapıp onları yeniden yerlerine taşıyacak adımları attık. Halbuki ben çok kolay, benden önceki CHP'li belediye burada hukuki süreci tüketmiş, tahliye için sarı zarfları da muhataplarına göndermiş, benim kusurum yok, yapacak da bir şeyim yok deyip orayı yerle bir edip o esnafı da sokağa atabilirdim. Ama biz vicdanlı insanlarız. Bizden önce onu yapmaya kalkanlar olmuş olabilir. Neyse ki imdadına biz yetiştik. Ve şimdi yeniden taşıyoruz. Şimdi metrekareler küçülmüş. Daha önce konuştuk, oralara hiç girmek istemiyorum. Elinizdeki mülkiyet değeri en az 3 misli, bana göre 5 misli arttı metrekareliniz küçülse de. Yani gene kazandı esnaf. Onun için şimdi hançer diyorsunuz. Ya o hançerse CHP'li belediyenin hançeri o ya. Bana göre değil. Öyle olmadığı için de yaptım zaten. Ama hani bilmeden konuşuyorsunuz diyorum bazen çok üzülerek, ama bunları bilin de mensubu olduğunuz partiye zarar verecek konuşmalar yapmayın. Onun için hangi parti veya partili sıfatınızla mı konuştunuz diye size soruyorum. Kişisel konuşmam deseydiniz bunları söylemezdim. Teşekkür ederim. Reşat Bey, buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Değerli meclisi polemiklere boğma konusunda... Bu anları görüyoruz. Biz evet. Cevap veriyoruz sadece. Kusura bakmayın. Dakikalık zamanım var başkanım. Özür dilerim. Devam edebilir miyim başkanım? Ben özür dilerim. Kesin. Şimdi değerli meclisi güncel veya gündelik politikaların içerisinde polemiklere boğuyoruz. Siz de haklısınız. Arkadaşımız da haklı. Şimdi eğer sonuçlara veya geçmişe dönersek pek çok eleştirileri siz de yapabilirsiniz, biz de yapabiliriz. Bu kent adına siyasetçinin 9 kere yutkunup bir kere karar vermesi gerektiği konusu güncel olarak her gün karşımıza çıkıyor. Yani günlük kararlar vererek, popülist politikalar uygulayarak, belki o gün için alkışlanacak ama ebette eleştiriye maruz kalacak pek çok olayı da Antalya kentinde yaşıyoruz. Arzu edelim bundan sonra yaşamayalım, daha iyileriyle yaşamayalım. Ama şimdi ben burada siyasi bir konuşma, siyasi bir cevap vesaire üzerinden gitmeyeceğim. Partisel konulara da girmeyeceğim. Neticede belediye gelirken, yani biz bu koltuklara, bu makamlara, bu görevlere gelirken belirli bir siyasi partinin sistematik yapısı içerisinde, yani ülkenin geliyoruz. Herkesin kendine göre görüşleri olabilir. Ama burada belediye başkanlarının hangi partiden olursa olsun yapacakları icraatları konusunda 9 kere yutkunup bir kere karar vermeleri lazım. Kim olursa olsun. Örnek yapalım, eleştiri değil. Antalya'nın göbeğinde, bugün Antalya'nın en kıymetli arazisi idi. O eski otogar, bizim çocukluğumuzun geçtiği işte garaj, yani orada otobüs. Şimdi orada nereden bakarsanız bakın veya bir drone ile çıkarın, Antalya'nın ortasında simsiyah camdan bir heyhula yapı görüyoruz. Simsiyah böyle. Mimari değerinin ne olduğunu tartışmayacağım, konuşmayacağım. Bana göre farklı olabilir, size göre güzel olabilir. O ayrı bir konu. Ama bir kentin en göbek noktaları rantsal anlamda para getirmesi anlamında değil, sosyal anlamda ve geleceğimize bırakacak eserler anlamında değerlendirilmesi. Şahsım olarak Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Meclis Üyesi Reşat Oktay olarak derdim ki, içimden geleni söylüyorum. Çocukluğumuz orada geçti. Orada kocaman, o alanda kocaman bir park olsaydı, dev bir kent meydanı olsaydı orada. Devam edin Reşat Bey, buyurun. 2 milyon aldın ya konuşursun. Reşat Bey. 2 milyon aldın ya konuşursun. Evet Reşat Bey, buyurun.
bir dahaki başkanım müdahale yapmayalım Sayın Başkan. Buyurun. Sayın Başkanım, bir daha bu hataları yapmayalım diye konuşuyorum. Yani kentlerimize zarar vermeyelim. Bu binaların ekonomik ömrü en kaliteli şartlarda 60, 70 sene, 80 sene, 100 sene. Bugün çok güzel bildiğimiz, iyi olarak idrak ettiğimiz Londra'da, Paris'te, şurada, burada 100-150 sene sonra binalar ekonomik ömrünü kaybediyor. Ama o kent meydanları yaşıyor. Şimdi bu Doğu Garajı olayına geldiğince tamam, başkanım da haklı. Yapılmış bitmiş, birisi karar vermiş, artık kim karar verdiyse, ne yaptıysa hiç önemli değil ama sonuçta karşımıza çıkan bir tablo var. Burada kentin merkezi noktasında işte o, ne diyorlar? Old Town mu diyorlar? Yani yabancı literatür. Merkezi. Yani o, yani kentin anası, yani anası, oradan başka şey yok. Peki orada ne var bugün? Koskoca dev bir beton blok. Beton blok var. Yapıldığı geri dönüşü var mı? Yok. İşte bunun mülkleri satılacak. İşte şunu satalım mı? Ben şunu merak ediyorum. Biz bu binayı kaç paraya mal ettik? Yani ihale bedeli olarak. Bu bedelin ne kadarını ödedik? Ne kadarını daha ödeyeceğiz? Bu arada bu binanın ikmal noktasında bu para ödenirse, yani bu hak ediş ödenirse, ki ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum, bu bina ne kadar sürede tamamlanacak? Neticede bu binanın ikmali için bu sattığımız kaynak, yani şu hem geçen 32 adet sattığımız... 72. Hayır, daha önce 32. Ha, daha öncekini söylüyorsun. Evet. 32 adet sattığımız ve satılacak 72 adet. Mali değeri olan miktar bu belediyemizin buraya harcadığı bedeli karşılıyor mu? Yani birebir karşılıyor mu? Yani belediyemiz bu mülk satışından sattı, üçüncü şahıslara parayı aldı, müteahhide ödedi. Bize ne kaldı? Ben onu merak ediyorum. Yani belediyemizin kasasına ne kaldı? Şimdi başka satacağımız mülk var mı? Yani bu 72'den başka sat, yani 72 artı 32'den başka satacağımız orada mülk var mı? Yok ise bu mülklerin satış değerini topladığınız zaman, gelen para anlamında, bu mülke harcadığımız para birbirini karşılıyor mu? Kasamızda artı var mı? Hani değer kazandırdım dediniz ya. Hani değer proje yaptım dediniz ya. Ondan diyorum, yaptığınız bu proje, attığınız taş, ürküttüğünüz grubaya değdi mi? Mesele bu. Yoksa kimin yaptığı? Menderes Türel yapmış. Sağ olsun, başımızın gözümüzün üstte yeri var. Bekir abi yapmış. Sağ olsun. Ben Hasan de teşekkür Bey ediyorum Sayın Kumbulu. Hasan Bey yapmış. Yani netice itibariyle Bekir Bey'in başladığı bir projeyi devam ettirdiğinizi siz burada söylüyorsunuz. Evet. Neticede devamlılık anlamında söylüyorum. Ama eleştirilecek o kadar çok şey var ki siz de eleştirirsiniz. Ben sizi çok yakinen tanıyorum. Yani burada konuşulmaz ama dost meclislerinde Antalya'ya bu da yapılmasaydı iyi olurdu dediğiniz pek çok konu sizin de var. Yani kendi yaptıklarım içinde yok. Hayır, sizin demiyorum. Yani bir kent paydaşı olarak, kent paydaşı olarak sizin de şahsi anlamda eleştirileriniz olabilir. Bu gayet doğal hakkı ve saygı duymamız gerekiyor. Ama yani bugün bakın Haşim İşcan şurada. Opera merkezi. O binanın yapım bedeli karşılığında kocaman bir arsamız gitmiş. Kaybolmuş. Ya ihaleyi kim yaptı? Yapmayın. Yahu bunları. Bakın. Tamam, bak Allah sazı aşkına. Eline alıyorsun başkanım. Divan sazı var. Asimetrik olarak ya, hareket ihalesini ediyorsun. İhalesini CHP'li belediye lütfen. Yaptı oranın. Ya, lütfen. O alışveriş merkezi o, karşılığında. Yani, sonuca giderken sürekli politika yapıyorsun. Ya, bunu yapma. Ben burada politika yapmadan ya, konuşuyorum. Eğer mugalata yapılacaksa, begalata yapılacaksa en alasını ben de yaparım. Ben iyi niyet koşulları içerisinde konuşuyorum. Eyvallah. Bir belediye meclis üyesi sıfatımla yapıcı bir konuşma yapmak istiyorum. Tenkide açığım. Beni de tenkit edebilirsiniz konuşmalı. Ama burada kentimize yaptığımız haksızlıkların bir dahaki nesilde yapılmaması için kentimize örnek bir konuşma yapmak istiyorum. Yapmayalım. 9 kere ediyoruz. Susalım, bir kere konuşalım diyorum. Dediğim budur. Sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Çünkü bir öz eleştiri yapıyorsunuz. Kendi partinizin geçmişte yapmış olduğu projeleri de eleştiriyorsunuz. Bu açıdan gerçekten takdire şayan bir öz eleştiri şeyiniz var. Tutumunuz var. Ben de saygıyla karşılıyorum. Yani sonuçta eleştirdiğiniz o projeler geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi döneminde yapılmış ve hatta eğer Mark Antalya diyorsanız ihalesi de o dönemde yapılmış ama onları eleştirel yaklaşımınız ben güzel bir öz eleştiri biçimi olarak değerlendiriyorum. Sizi de tebrik ediyorum bu açıdan. Çok sağ olun. Yani neyse işte tamam ben söyledim bunları sizin adınıza bir öz eleştiri olarak
görüyorum ve bu özel işleri hakkınızda kullandığınız için sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, tabii bu arada bize bu projeleri geçmiş dönemde 2004'te göreve geldiğimizde bırakan CHP'li belediye yönetiminde de teşekkür ediyoruz. Sayın Kumbul başta olmak üzere. Yani biz bir sürü proje bıraktık 2009'da, kimse dönüp bakmadı, başladıklarımızı feshetti. Ama 2004'te geldiğimizde Sayın Kumbul döneminde bize bırakılan bütün projeleri devam ettik ve şimdi işte olmak üzere öncesinde de birçoğunu tamamladık. Ama 2014'te yeniden geldiğimizde bir tane proje masada bulamadık. O da işin başka bir yanı. Bulsaydık nasıl 2004'te devam etmişiz? Yine aynı şekilde devam ederdik. Reşat Bey'in şu söylediği konuya değinmek istiyorum. Yani aldığımızla sattığımız arasında bir karlılık var mıdır diye. Önce bir bu satışları da görmeden bir konuda, bu konuda net bir şey söyleme şansımızın olmadığını ifade edeyim. Ancak belediyeler şimdi bir taraftan Sayın Grup Sözcüğünüz Cansel Hanım diyor ki, efendim biz işte belediye mülklerinin satılıp memleket yatırımında kullanılması meselesini çok uygun bulmuyoruz. Yanlış anlamadıysam böyle yani. Yatırımla ilgili bir şey söylemedim ama. Ama yani belediye mülklerinin satılmasını uygun bulmuyoruz. Çok diyor. Satıyoruz çünkü. Yani böyle bir yaklaşım gösteriyor. Bu da tabii bizim saygıyla karşılayacağımız bir düşünce biçimi. Bir taraftan belediyenin mülklerinin satılmaması yönünde bir Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü tavır gösteriyorken siz buradan kaç para kazandık hesabını soruyorsunuz. Şimdi ikisi birbiriyle 180 derece ters. Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla biz hayır başka bir yere cevap veriyorum. Biz yerel yönetimler, mahalli idareler, belediyeler karlılık arz eden ticari kuruluşlar değiliz. Bizim karımız vatandaşımızın memnuniyetidir. O yüzden biz ticari karlılık üstüne bir hesap yaparsak yanlış olur. Biz Doğu Garajı'nda ne yapıyoruz? Bence bu matematik hesabından kaç para kazandık, kaç para kaybettikten çok daha fazla değerli. Biz Doğu Garajı'na bir tarihi mezarlık, bir kültürel alan kazandırıyoruz. Bence trilyonlarla karşılığı olmayacak kadar değerlidir. İki, tamam. Bilmiyoruz o hesabı. Onu söyledim başında. Evet. Tamam, onu bilmiyoruz daha. Satışları görelim. Satışları görelim. Ama velev ki yani sattığımız, yaptığımızı karşılamadı. Hiç önemli değil. Onu demeye çalışıyorum. Ya ama satışları gördükten sonra belki harcadığımızdan fazlasını da elde etmiş olabiliriz. Onu şu anda bilemeyiz. Ama bu çok önemli değil. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Ve biz orada bir başka bir şey daha yapıyoruz. Bizim bir kültürümüz var. Geleneksel bir çarşı kültürümüz var. O çarşı kültürü eskiden damı akan fevkalade iptidai bir çarşıda devam etmekteydi Doğu Garajı'nda. Şimdi fevkalade çağdaş, o çarşı kültür ve geleneğimizi, yine baharatçımız, çiçekçimiz, sebzecimiz, meyvecimiz, o geleneği yaşatmak için burayı yapıyoruz. Yani bu işler bize hep söylüyorum, atalarımızdan miras değil, çocuklarımızın emaneti. Bizim dolayısıyla bu yaptığımız hizmetin öyle maddiyatla falan ölçülemeyecek kadar büyük bir anlamı var. 3 dakikanızı kullanmak mı istiyorsunuz? Buyurun. Sayın Başkanım, konuları evirip çevirmekte üstünüzde ben kimseyi tanımıyorum. Ben gerçekleri tarihi olarak anlatıyorum. Şimdi Sayın Başkanım, biz buranın tarihini biliyoruz. Siz o dönemlerde genç olduğunuz için belki bilmiyorsunuz diye ben daha Hasan Subaşı dönemine gitmedim. Bakın hani o dönemler daha yaşınız genç oluyor. O siyasette yo, ben çok, Antalya gündemini evet, takip eden de çok gazetelerde yazılar, köşe yazılarıyla yazı yazan Hasan, bir yazardım o zaman. Hasan Bey çok iyi bilirim gitmedim. Yani. Çünkü buradaki çalışmalar o dönemin belediye başkanı Hasan Subaşı döneminde başladı. Özellikle şu anda Doğu Garajı'nı arkadaşımın bahsettiği kültür neydi o? Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin oldu eski hali taşımak için bir çalışmalar vardı. O çalışmalar yapılmadı.
Daha sonra gelen belediye başkanımız da bu çalışmaların içerisindeyken seçimi kaybetti. Bu bir. Bu projelerin bir kere hiçbirisi sizin projeler değil. Bu Cumhuriyet Meydanı ve kentsel açılımla ilgili Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Doğu Garajı'na kadar giden bir projeydi. Siz bu projenin neresini yaptınız biliyor musunuz? Siz Demirciler Çarşısı'nı yıkarak yaptınız. Eğer siz basiretli bir başkan olmuş olsaydınız öncelikle bu projeyi sorgulardınız. Yani Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Doğu Garajı'na kadar giden projenin Antalya'ya ne derecede uygun olup olmadığını tartışırdınız. Ve siz hiç tartışılmayan bu projeyi aynen uyguladınız. Sobacılar Çarşısı'nı yıktınız, okullar bölgesini yıktınız ve nihayetinde de Doğu Garajı'nı yıktınız. Bir tek doğru bir iş yaptınız bu kızım gelinceye kadar. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıflar binasını yıktınız. O her zaman takdir ettiğim bir şeydir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Antalya'nın tarihini ben sizden daha iyi biliyorum Sayın Başkan. Ne yapılıp ne yapılmadığını, hangi projeleri siz projelerinin devamını yerine getirdiniz. Ama doğru mu eğri mi hiçbir zaman tartışmadınız. Şimdi geldiğimiz noktada ben diyorsunuz devam ettirdim. Tamam katılıyorum ama hiçbir zaman bu projeleri sorgulamadınız. Şu anda geldiğimiz noktada Antalya'nın bütün merkezdeki tarihi ve yakın tarihteki bütün değerleri yok edildi. Benim bal ve isyanım da bu yönden zaten. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Biz geçmişi de biliyoruz, geleceği de biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet, olabilir. Çok net. Söylediklerinizin hepsi yanlış. Bir tane doğru var. Bu projeler sizin döneminizde yapılan projeler değildi cümlesi doğru. Ben de onu söylüyorum zaten. Keşke bize 2014'te de geldiğimizde bizden önceki belediye bazı projeleri bıraksaydı. Gene bilmeden konuşuyorsunuz. Çünkü Sobacılar Çarşısı projesi de 1999-2004 arası hepsi bakın. Yine CHP'li Büyükşehir Belediye döneminde Sayın Kumbul başkanlığında Sayın Okan Koloğlu'nun kazandığı bir yarışma projesidir. O da CHP'li dönemde yapılmış. Biz bunları yürüttük, devam ettik. Kurumsal aidiyet saygısı içerisinde projeleri de biz benimsedik, devam ettik. Yani o 2007'de siz yaptınız falan değil, o da CHP'li belediyenin projesiydi. O da doğru değil söylediğiniz. Hani çok biliyorum tarih diyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz demek zorunda bıraktınız beni. Hiçbir şey bilmiyormuşsunuz hakikaten. Keşke Sobacılar Çarşısı projesinde Sayın Okan Koloğlu'nun kazandığı Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi dönemindeki bir yarışma projesi olduğunu şimdi öğrenmemiş olsaydınız bunu söylemezdiniz. Teşekkür ediyorum. İsmail Bey, yeteri kadar tartıştık. Çok polemiğe girmeyecek bir iki cümle için. Aldınız mı? Tamam. Peki. Başkanım o zaman ben yine bir söz istiyorum. Ya polemiğe girmeyelim. Şöyle, yeteri kadar konuşuldu her şey. Recep Bey'in söylediğinde iki tane şey çıkıyor aslında. Yani bir, diyor ki CHP'nin yaptığı yanlışları keşke sorgulasaydınız. İki, ya bir daha bu millet CHP bu işi bırakırsa 3 sene zaten bunları anlamakla oyalanacak. Neyse tamam Sayın peki. Sayın Başkanım artık meclis efendim, oylamaya geçiyorum. Sayın Başkanım. Oylamaya geçiyorum. Sayın Başkanım. Oylamaya geçiyorum. Tüm raporların okundu kabulü oylanmadı Sayın Başkanım. Efendim, oylamaya geçiyorum. Mi? Değerli arkadaşlar gündemimizin. Sayın Başkanım tüm raporların okundu kabulü oylanmadı. Evet. Onu önce bir oylayalım. Arkadaşlar tüm komisyon raporlarının okunmuş kabulünü öncelikle oylarınızı arz ediyorum. Bundan önceki oyladığımız maddelerde dahil. Evet, kabul edilmiştir. Şimdi 11. maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Evet, 11. madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 12. madde. Komisyon raporu uygundur. Başkanım.
12. gündem maddesinde tekrar mülkiyeti Büyükşehir Belediye'mize ait Elmalı ilçemizde bir gayrimenkulün satışını oylayacağız. Gerçekten Sayın Başkanım, meclisi seviyoruz ama bu mecliste sizler meclis üyeleri olarak veya grup sözcüleri olarak söylediğimiz sözlere bazen tahammülünüz olmuyor. Bazen de son sözü malum yasa gereği siz söylüyorsunuz. Zaten kürsüde de bakın üst konumdasınız bizlere göre. Yani bu adalet sistemimizde de böyledir. Bu sistemde de böyle. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük tabii Millet Meclisi'nde de öyle. Tabii ki meclisimiz çok önemli yani. Ama bizler de burada meclis üyeleri olarak katkı koymak adına tabii ki fikirlerimizi söylemek durumundayız. Evet. Ve söylemeye devam edeceğiz. Ancak eleştirileriniz tamamen işte bazen siyaset yapmak adına, malum yerel seçimler de yaklaştı. Belki onun için biraz daha kullanıyor olabilirsiniz bu mecrayı ama bizler söylemeye devam edeceğiz. Cansel Hanım, bir şey söyleyeyim. Çok merak ediyorum. Bir araya girmeyi sevmem ama bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz başkanım. Evet ama şu sizin arkadaşlarınıza söyleyeyim bunları da. Onlar bir şeyler söylemese ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Sayın başkanım bakın benim tamam. söylediğim onlar söyledikçe herhalde. Bana biz, çok güzel ortalar yapıyorlar. Ben de 90'a çakıyorum valla yani. Yapacak bir şey yok yani. Futbol maçı yapmıyoruz başkanım. Ama o hale dönüştürüyoruz siz arkadaşlar. Antalya'mızı konuşuyoruz. Yoksa bakın, ben hayatta bu polemiklere girmek alıyoruz. İstemem yani. Lütfen. Eyvallah. Burada bir futbol maçı yapmadığınızı sanıyorum farkındasınız. Arkadaşlar hale sokuyorlar. Futbolu sevdiğinizi biliyoruz ama burası meclis. Kendi grubunuza söyleyin. Size söylemek durumundayım. Meclis üyeleri başkanım. Ben muhatap olarak kabul etmiyorum o şimdi söyledikleriniz. Şimdi taşınmaz satışıyla ilgili olarak siz proje yapıp satıyoruz dediniz. Satışların ben bir işe araştırmasını yapacağım. İşe yaramayan mülkleri de İşte elbette turşusunu kurmayacağız. Bu mülkü işe yaramayan bir mülk olarak mı görülüyor? Bugüne tabii. kadar hani o kadar çok satış efendim? Kararı aldık ki biz yine buna komisyon raporuna katılmıyoruz. Sadece bu konuda ben bir istatistik çıkaracağım. İnşallah burada ne kadarı proje üretilip proje karşılığı satılıyor, ne kadarı satılabildi onu da bilmiyoruz da tabii. Onları daha sonra bilahare konuşuruz. Evet, komisyon raporuna bilir. Katılmıyoruz. Evet. Komisyon raporu uygundur. Komisyon kararı uygun değildir başkanım. Oylarınızı arz ediyorum 12. maddeyi. Biliyorum. Evet. 12. madde kabul edilmiştir. Hamdolsun belediyemizin finans imkanları şu anda personeline bir tek kuruşsuz bir belediye olmayı bize nasip etti. O yüzden de 3 aydır 6 aydır maaş ödeyemeyen Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri görünce biz 7 milyon da geçmişten kaynaklanan personel borçlarını ödeyerek bunu sıfırlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz yani. Onun için ve günü gününe anında her türlü alacağını personeline ödeyen bir belediye olmanın da övüncü içerisindeyiz. Bunu da artık hani arkadan sesleniyorlar para yok diye onlar konuşunca ben konuşuyorum gördüğünüz gibi. Onun için. Sayın 12. Başkanım, madde kabul edilmişti. Cevap vermediniz. Ben gene bir konuşma efendim? Yaratmak istemiyorum. Konuşma ortamı da. Evet. Arkadan meclis üyesi arkadaşlarım şöyle bir soru sordular. Burada özellikle festival çağrısı konusu olduğu için söyledim veya diğer tüm işlerim işlemlerinde müteahhitlere, yüklenicilere borcumuz var mı? Bakın, onu cevaplamadınız. Ben bunu geçen gün açıkladım ama okumamışsınız. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 senesinden alacağı olan bir tek kişiye borcu yok. İki vallahi daha dört. Bütçeniz öyle söylemiyor. Ya, kaç diyorsunuz? 2017. Şu anda 2018'deyiz. 2018'deyiz evet. Yeterli mi canım? Yani bütçenizde ya geçin, alacak borçlarla... Bak ben size rakam söylüyorum ya. 7 milyon personel borcu almışız. Personeli sormuyorum Sayın Başkanım. Sıfırlamışız bu dönemde. Personeline günü gününe her türlü sosyal alacağı mesaisi, ikramiyesi vesairesi ödeyen belediyeyiz. 2017 senesinden de kimseye borcu bulunan bir belediye değiliz. Çok şükür. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sayın Başkan buyurun. Başkanım, 13. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin personel maaşı ödeyemeyenler var dedim. Sizi evet, tenzih ederim. Ben biraz ben meclise geciktim. İsimlendirmek istemedim. Meclise, arkadaşlar rencide olmasınlar diye. Meclise geciktim Sayın Başkanım. Kusura bakmayın. Basın toplantım vardı. Evet. 1 Ocak itibariyle Konyaaltı Belediye'mizde çalışan askeri ücret en az 2200 net olarak onu açıkladım geldim. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ne güzel. Sizler de inşallah örnek alın Sayın Başkanım. Neyi? Personelimizin her zaman arkasındayız. Yani ben konuyu bilmediğim için az önceki şeye cevap veremiyorum ama hangi belediyeyi peki, kastettiğiniz burada belediye başkanı varsa lütfen şu belediye deyin. Ona girmeyelim şimdi. Kimseyi de biz burada rencide etmek istemiyoruz yani. Anlatabildim mi?
Dolayısıyla yani, ikinci husus işte bakın, şu. Sayın Başkanım bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Evet. Hani bu kadar hassasiyet gösterirken siz birisine işaret ettiniz. Kim olduğunu söyleyin bilelim. Yok yok, ben sadece Antalya değil, Antalya'nın dışında da çok belediye var öyle. Ya illa CHP'de. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir laf söylemek istiyorsunuz. Ama bir bahaneyle siz, yaratıyorsunuz. Siz deyince ben söylüyorum yani. Bir şey söyleyin ya. Ne yapayım o zaman. Yani. Nasıl, anlamadın mı? Onun için ek ödenek istiyorsunuz ya Demre. Ek ödenek istiyor. Varmış yani. Başkanım, neyse. Dokunma değerli gibi... arkadaşlar. Konu gayet iyi anlaşılıyor. Mesele yok. Hakan Başkan bir söz şey yapın. Buyurun. Hakan Başkanım buyurun. Tamam başkanım. Ses geliyor herhalde. Evet. Başkanım, belediye başkanlarımızın söylediklerine bir ilave de ben yapayım. Kepez Belediye'mizde de uzunca bir süredir, yani 9 senedir hiç asgari ücretle çalışan personel bulunmamaktadır. Bunu kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Ve bazı belediye başkanlarımızın çıkaracağı maaşları şu an biz zaten çok öncesinden çıkarmış vaziyetteyiz. Bunu bilmelerini isterim bir. İkincisi, Kemer Belediye Başkanımız 2014'ten beri arsa satın alan belediye başkanı var mı dedi. Biz hayli külliyetli bir şekilde arsalar satın aldık ve şu an belediyemizin sosyal ihtiyaçlarını karşılama konusunda oralara tesisler maşallah yapacağız. Bu da bilginiz dahilinde teşekkür zaten ederim. Ama sağ meclise ederim. Bunu söyleyelim istedik. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. 13. Sağ olun. Madde sağ olun. Arkadaşlar. Buyurunuz Bahattin Bey. Komisyon raporu uygun başkanım. Sayın Başkanım konuşmayayım diyorum. 13. maddede yine satış. Ben evet. Diyorum size her şeyi satıyoruz. Grup kararınızı açıklayın. Evet, sormam gereken bazı sorular var. Çünkü teknik olarak bir hata yapılıyor. Sayın Başkanım müsaade ederseniz ben bir konuda soru soracağım. Ama benim sözümü keserek konuşma hakkınız yok. Lütfen ben konuşayım sonra söz isteyin. Sayın Başkan söz verdikten sonra konuşabilirsiniz. Lütfen. Buyurunuz. Saygıyı biz kendimiz aramızda gösteremezsek hiçbir yerden saygı gösterilmesini bekleyemeyiz. Evet, lütfen. Buyurun efendim. Yakışmıyor Sayın Başkanıma da. Sayın Başkanım şimdi bu 13. gündem maddesinde Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Taşınmaz'ın bir dakika tam olarak neresi olduğunu öncelikle öğrenmek istiyorum. Saat Kulesi'nin önündeki üçgen park mıdır burası? Hayır. Yani şunun için soruyorum bakın. Ansa'nın bulunduğu yer. Ansa'nın bulunduğu evet, yer. Evet. Gündem maddenize eklemiş olduğunuz Taşınmaz tapu kaydında Taşınmaz'ın cinsi park olarak gözüküyor. Park eğer burası imar planlarından bakılmalıdır. Eğer DOP'tan gelen bir alansa satış yapamazsınız. Tamamen yasa ve yönetmeliklere aykırı bir işlem olur. Park gözüktüğü için soruyorum. Biz baktık çay bahçesi görünüyor dediler. Fakat geçmişten gelen bazı yerlerde çay bahçesi görünümü olabilir Mevlüt ama DOP'tan gelebilir. Mevlüt normalde DOP olan hemen, bir yerin tapusu da olmamalı. Hemen bilgi versin. Mevlüt i̇şte Bey, şu buyurun. Anda biliyorlarsa bilgi Sayın versinler. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, doğrudur. Burası park ve kahvehane olarak tapuda kayıtlıdır. Ancak şu andaki imar durumu çay bahçesi olarak planlanmıştır. Onanmış plan durumu budur. Bunun cinsi uzun yıllar önce yapılmış bir kadrosu çalışması sonucunda belirtilmiştir. Likap firmasından cins tahsili yapmadan zaten satışa çıkarmamız mümkün değil. Parkı benim satamayız. Sorun bu değil. DOP'tan gelen bir alan mı değil mi? Net bir cevap istiyorum. Hayır, bize eskiden kalan bir yer. DOP'tan gelen bir alan değil. Zaten bu DOP'tan olsaydı yani mülkiyet olmayacaktı. Bakın eskiden kalan yerlerde ben de biliyorum mülkiyet olmayacağını ama park görünüyor. Parkın da tapusunun olmaması gerekir. Tapu var orada. Çay geçmişten baş. Gelen yerlerde bu yanlışlar hukuki var. Bir yanlışlık varsa yapmaz arkadaşlar. Hani bunu kayıtlara et. Geçsin diye eyvallah, uyarıyorum. Eyvallah. Biz zaten satış yine satış ve red veriyoruz da teşekkür uyarmak ederim. İstiyorum. Sayın Başkanım biz de komisyon raporuna katılmıyoruz. Amacımız satış engel olmak değil. Ama yerin hassasiyetinden dolayı Tekel Mehmet Paşa Camii'nin yanı Saat Kulesi'nde Antalya'nın göbeğinde. Burasını Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin böyle sosyal kültürel amaçlı bir şeyde kullanılmasını istiyoruz. Ha satılacak başka yer satalım. Bura kalsın istiyoruz yani. Antalya'nın bir anlaşın. Simgesel bir yeri vardı. Onun için komisyon raporuna katılmıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım, ben de Sayın Selçuk Senelli'ye katılıyorum. Sizin Antalya konusunda, Antalya tarihi konusunda hassasiyetinize güveniyorum. Uluslararası turizm kentlerinin birçoğunda kentin bu gibi
hani cümle kapısı sayabileceğimiz kale içinin giriş kapısında Saat Kulesi gibi, Yivli Minare gibi, Tekeli Mehmet Paşa Camisi gibi bu üç tane ortak değerimizin ortasındaki bu alanın kentimizin, Antalya'mızın tanıtım ofisi olması, buranın Antalya'nın şanına yakışır bir şekilde restore edilerek tarihi yapıya uygun bir şekilde tanıtım ofisi olması Antalya'mıza ciddi bir katkı sağlayacaktır. Zaten toplamı 768 metrekare bir alandır. Buradan gelecek olan zaten gelirinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok da ihtiyacı olan bir yer değildir ama bu gibi yerleri satarsak geri satın alma konusunda, tekrar kamulaştırma konusunda ciddi zorlukları vardır. Bunun gibi kıymetli bir yeri, bunun gibi stratejik bir noktayı satmamamız Antalya'mız adına doğru olacaktır. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben de bu önerilerinizi dikkate alacağız tabii ki. Encümene satış yetkisi almak demek satacağız demek değildir. Ama fevkalade değerli buluyorum bu eleştirilerinizi ve önerilerinizi. Ben de bu kapsamda arkadaşlarımız tabii gelir amaçlı düşünerek bazı konularda doğal olarak adım atıyorlardır. Ama bu anlamda yeniden bu konuyu değerlendireceğimi ifade edeyim. Bu konuda hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimizdir. Teşekkür ediyorum. Recep Bey buyurun. Sayın Başkanım, ben sizin arkadaşlar hassasiyetlerini dile getirdiler. Sizin de bunu anlayışla karşıladığınızı gördüm. Siz Antalya çocuğum diyorsunuz. Ben de sizden daha fazla Antalya çocuğuyum. Ben buranın Hatay Aile Çay Bahçesi olduğu dönemleri, buraya Antalya'ya gelen ilk turistlerin kahvaltı yaptığı yer olarak biliyorum. Eğer biz buranın satışına başladıysak ip kopmuş demektir zaten. Bak çok samimi söylüyorum. Anlıyorum. Eğer biz burayı satıyorsanız Antalya Belediyesi'nde ip kopmuş. Bundan sonra toplamamız mümkün mesele değil demek. Bu konudaki teşekkür ediyorum. Bu konuyu yeniden değerlendireceğiz dedim ama satış yetkisini encümene almak demek satacağız demek değildi. Biz satış yetkisini encümene alırız. Satıp satmamak encümenin yetkisindedir. Oylarınızı arz ediyorum. 12. maddeyi ama bu kararı yeniden gözden geçireceğim mi bir kez daha ifade edeyim. 13. madde var. 13. maddeyi evet oylarınızı arz ediyoruz. Şimdi geçmişten bir şey söyleyecektim Recep Bey söyledikleriniz üstüne de. Gene bazen de kendimi çok tutuyorum yani haberiniz olsun. Hani Antalya çocuğuyuz hep birlikte eyvallah. Hayırlı mevzu da. Sayın Başkanım ben oylamaya katılamıyorum. Öyle mi? Olarak, evet, Cansel Hanım'ı red olarak tanımıyor. Lütfen. Red olarak. Tamam şimdi okudu. Olmadı şimdi. Mavi. Yeşil yanması. Demin değil. Yeşil yandı. Ha, şimdi oldu. Tamam demin yeşil yandı ben görüyorum. Evet. Evet. 13. madde kabul edilmiştir. Bir saniye bakayım. 14. madde. Evet Sayın Başkanım. 14-17 toplu oylanmasını komisyon raporu doğrultusunda uygundur başkanım. Evet. Uygundur. Uygundur başkanım. 14 dahil 17 dahil birlikte oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda kabulüne oylarınızı arz ediyor. Ek ödenek istiyor 2 milyon. Konuşup duruyor ya ben alıyorum falan. Hani demeye ödenek istiyor. Sorun yok. Recep abi hem kız yengen gülüyor. Ne oluyor bu iş? On dört dahil, 17 dahil aradaki tüm sıralı maddeler komisyon raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. 18. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Cansel Hanım 18. Sayın başkanım şimdi. Süleyman Bey oturun boş sandalye. Sorun yok yani. Önemli olan gönüller bir olsun. Evet, 18. madde. Şimdi. Buyurun. Arkadaşlar bir sükunet. Arada da mecliste böyle tabii güzel, hoş sohbetlerin olmasında da hiçbir sıkıntı yok. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, Recep Bey'le. Ya, Recep Bey'e rağmen uykunuz geldi. Sizi tebrik ederim Süleyman Bey. Cansel Hanım buyurun. Sayın Başkanım şimdi gündemin 18. maddesinde açıklayıcı olmadığı için komisyon raporu ve ekindeki maddeleri göremediğimiz için bir açıklama hemen istiyorum. Söyleyeyim. Maddeler burada, sayılmış burada yat limanındaki bildiğim kadarıyla arkadaşlarım yanlışım varsa düzeltsinler. Uzamasın diye ben bilgi evet, vereyim. Lütfen. Yat limanındaki teknelerimize plaka vereceğiz. Evet. Onun için bir madde revizyonu gerekiyor. Böylelikle oradaki disiplini sağlayacağız. Buradan sonra da hayırlısıyla inşallah Adrasan'da da benzeri bir uygulamamız olacak.
Bu tabii oradaki tekne disiplini açısından da fevkalade hem esnafın istediği bir şey hem de bizim oradaki disiplinimiz açısından önemli. Bununla ilgili bir... Komisyon raporu uygundur. Evet, peki. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı arz ediyorum 18. maddeyi. Konuşmam var. Bilmiyorum Sayın Başkan Kepez'e bir şey söylüyor mu? Katı evsel atık tarifesi. Evet. 18. madde kabul edilmiştir. 19. Komisyon raporu uygun başkanım. 19. gündem maddesinde komisyon raporu uygundur. Uygundur. Uygun başkanım. Oylarınızı arz ediyorum. On dokuzuncu madde kabul edilmiştir. 20. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Sayın başkanım, gündemin 20. maddesinde Konyaaltı Belediye'mizden gelen evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik bir tarifemiz var. Bu tarife komisyon raporu uyarınca kılavuza ve ilgili yönetmeliğe aykırı uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından belediyesine iadesine şeklinde bir rapor tanzim edilmiş. Şimdi biraz önceki maddelerde de yaklaşık 7-8 ilçemizin göndermiş olduğu aynı şekildeki tarifeyi oyladık. Bir tek Kepez'inki de iade edilmiş ama gerekçe gösterilmediği için bilemiyorum. Fakat ben ilgili arkadaşlarla dün bu raporu görünce konuştum. Öncelikle bir gerekçesini öğrenelim. Ya Plan Bütçe Komisyon Başkanımızdan veya bürokrat arkadaşlarımızdan. Teknik bir konu onu teknik bizim... Teknik bir konu olduğu için özellikle söyleyeceğim birkaç husus var. Önce bir sebebini öğreneyim sonra ben devam edeceğim. Bu konuyla ilgili teknik açıklama genel sekreterimiz de bugün bir vefat yani, nedeniyle Antalya dışında bir yakınının vefatı yani için Konya'ya gitti. Bizim yönetmeliğimiz tamamen kılavuza ve pardon tarifemiz yönetmeliğe muhtemelen, uygun olduğu için bunu soruyorum. Biz uygun olduğunu biliyoruz. Nerede bir aykırılık görülmüş ben arkadaşlar, onu öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar Selahattin Bey bir bilginiz var mı sizin bu konuyla ilgili? Yok. Genel sekreterimiz bu konuyu takip ediyor idi. Onun bilgisi dahilinde. Ahmet Cilavdaroğlu genel sekreter yardımcımız mı? Onun da, gitti. Onunla dün konuştuk her çünkü. Her ikisinin de vefatı var. Hem genel sekreter hem genel sekreter yardımcımız. Başları sağ olsun. Ahmet Bey'in de anneannesi vefat etti. Evet. Dolayısıyla iade ediyoruz zaten. Görüşürsünüz bir hukuki bir şey varsa yani yoksa zaten bir sorun şöyle, olmaz. Başkanım, yani arkadaşlar Kepez'de de aynı tasarrufta bulunmuş. Olayın özü şu. Biliyor mu Bütçe Komisyonu Başkanımız? Evet. Olayın özü şu. Diğer belediyeler bu şey parayı kendileri toplayacak. Bu belediyeler Konyaaltı ile Kepez yani bunu geçirdiğimiz zaman Asat'ın toplaması yönündeki bir teklif gibi oluyor. Dolayısıyla biz o zaman suya da zam yapmış gibi olacağız. Bundan dolayı belediyesini iade etmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Duymak istediğim cevap buydu. Dün Ahmet Bey de aynı şekilde bilgi verdi bana ama doğru yapan biziz. O yüzden lütfen Sayın Meclisimiz Konyaaltı ve Kepez'in tarifelerini kabul etsin. Çünkü yönetmeliği okumak istiyorum size. Yönetmelikte ve bir Danıştay kararı var elimde. Her ikisinde de bu faturaların 22. maddeyi okuyorum Sayın Başkanım. Yani o zaman göz göre göre yanlış yapmış oluyoruz. 22. madde açıkça bu faturaların su faturaları üzerinden bu tarifeler uyarınca ücretlerin toplanacağını yazıyor. Ve aynı doğrultuda Danıştay'ın vermiş olduğu kararda da aynı şekilde su faturaları üzerinden toplanması gerektiği belirtiliyor. Ve bunu da yani... Doğru yapan bizler olarak şu anda bunu iade etmeyin lütfen. Ve zaten bu şekilde bir tarifeyi iade ediyorsunuz. Meclis kararıyla biz buraya meclise sunmuşuz. Diğer ilçe belediyeleri meclis kararı da almadan sunmuşlar üstelik takip ettiğim kadarıyla. Yani bütçesel bir konu olduğu için mutlaka ilçe belediyesinin meclis kararı alması da gerekir. Tamamen usulüne uygun tarifemizin bu şekilde iadesini kabul etmiyorum. Ve görüşümüz de red zaten ama lütfen teknik olarak düzeltelim. Yönetmelikte açıkça yazıyor. Su faturası üzerinden toplanır diye. Selahattin Bey sanıyorum buyurun. O şekilde yapmış. Başkanım, bahsedilen konu ilçe belediyelerimiz ÇTV'den ötürü zaten bir bedel toplamaktalar. Katatık bedelleri veya bahsedilen bu tutarlar benim mevzuat çerçevesince mümkün değil. Bunu daha önce bir örneğini Manavgat Belediye Başkanlığımız yapmıştı. Ama biz buradan iletmiştik. Aynısını yine Kepez Belediye Başkanımız yapmıştı. İki vergilendirme vatandaşlarımızın ek yük getireceği için biz geriye iade edilmesi hususunda bir bilgi aktardık. Tabii bu konu Asat Genel Müdürlüğümüz
ve makamımızı ilgilendirdiği için bu konuyla için, ilgili 31 Aralık'a kadar evet, bir düzenleme beklentisi de var. Zaten ertelenen bir husus başkanım. 7 yıldır erteleniyor aslında. Onun için, ondan da haberdarız ama yapılan işlem usulüne ve yönetmeliğe uygun. İlgilendirme olacağı düşünülerek biz bunu iade edeceğiz. Biz bunu iade edeceğiz. Ben şimdi tabii detaylarını konunun hatırladım. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. Gerekirse siz bir daha bize iade edersiniz. Çünkü bizim bunun üzerinde bir biz yükümlülük oluşturacağı belediyemizin bir sıkıntı. O yüzden bunu Hakan Başkanım buyurun biz iade edeceğiz. Sizle bir daha görüşelim. Gerekirse ben de bir daha bir toplantı yapalım, görüşelim. Çünkü arkadaşlarımızın da bu konuda Daireye geri gönderelim o zaman başkanım. Yani dayanakları var. Uygun yaptığınız yok biz bunu iade etmek zorundayız size. Çünkü zaman açısından iade etmek zorundayız. Öyle bir durum var. Onu biliyorum yani. Başkanım buyurun. Başkanım bu uzunca bir zamandır gündemde olan ve sürekli ertelenen bir konu. Zannediyorum 6-7 yıldır bunu konuşuyoruz. 7 yıldır her sene bunu konuşuruz. Her sene ilçe belediyeleri olarak bunu Büyükşehir Meclisi'ne göndeririz. Ben de burada Cansel Hanım'ın söylediklerine aynen katılıyorum. 7 yıl öncesinde de zaten bu çok ciddi bir tartışma olmuştu. Ve o tartışmanın neticesinde de bu Danıştay kararları da bizde mevcut ama ben böyle bir karar alındığını bugün bilmiyordum. Yani ben de yönetmelik açısından konuya vakıfım. Bu Danıştay kararlarını da o günlerde de takip etmiştim. Ama muhtemelen yine ertelenecek. O ertelenecek tekrar, zaten ama biz bunu bu sorunlu üstümüze almamak bakalım. Durumundayız. Arkadaşlar da çok ince eledik. Tekrar bakalım ama oradaki biz iade edelim ondan sonra yeniden otururuz konuşuruz. Ertelendiğinde bir sorun kalmayacak zaten. Yani muhtemelen ertelenecek ama tabii çift vergilendirme bu vesaire falan filan bunlar hukuken bu konuyla ilgili konuşuyoruz şeyler değil yani. Evet, ertelenmesi yanlış konusu da gündemimizde değil, çünkü. Yani Ankara'nın gündeminde onu yok. İfade etmek isterim. Evet Selçuk Bey buyurunuz. Komisyon kararı uygundur o zaman. Öyle. Bakın başkanım bununla ilgili bir bakanlık görüşü falan alamıyor muyuz? Şimdi 31 Aralık'a kadar bununla ilgili bir düzenleme yapılması hususunda Ankara'yla da görüşüyoruz. Muhtemelen yapılacak. Yani tabii bu görüş doğrultusunda bir karar alsak daha doğru olur ama yok da. Hani yani Danıştay kararı şimdi şimdi daire başkanımız diyor iade etmesi doğru. Şimdi bürokratik anlamda. Şimdi Hakan Başkanım hukukçu siz valla bizde belediye yok biz rahatız. Belediye. Onun için burada hukuken de hatalı bir karar vermeyelim. Sayın Başkanım çok özür diliyorum İrfan Bey. Belki buyurun, sizin görüşünüze de etki edebilir. Uygulamayı nasıl yapıyor acaba? Tarifeyi biraz önce geçirdiğiniz ve kabul ettiğimiz yaklaşık 7-8 ilçe sıkıntı, yapacak. Yani evet işin erteleniyor. İşin tarafı şu uygulanabilir bir durum olmayacak. Su faturasına yansıtmazsa sonuç. Nereden tahsil edecek? Zaten onun için bir düzenleme yapılması gerekiyor. Uygulanabilir bir durum yok şu anda. Biliyorum Sayın Başkanım ama yönetmeliğe uygun bir tarife hazırlıyorum. İade ediyorsunuz onu anlatmak istiyorum. Etmek durumundayız. Evet, biz de reddetmek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Tabii. Başkanım biz de bu konuyla ilgili çekimseliz. Hukuken, Reşat Bey kısa olursa sevinirim. Konu teknik bir konuda çünkü. Ama Başkanım kısa konuşacağım. Biraz da espritüel olacak ama. Şimdi Hakan Bey çok haklı. Gerek geçen dönem Kepez Meclisi'nde bu yasa çıktığında gerek bu dönem Muratpaşa Meclisi'nde bu konuyla ilgili görüşlerimi belirtirken amiyane tabiriyle söylüyorum. Biraz evvel Hakan Bey Nasrettin Hoca şeyine benzetti. Ben bunu İBİŞ vergisi olarak telakki ettim. İBİŞ vergisi bunun adı. Yani daha uygulaması yok ya. Yani uygulaması yok ama artık vatandaşın üzerine koyabilecek bir şey koymayınca bulamayınca hani eski padişahlar döneminde İBİŞ vergisi diye adı kel olandan, garısından korkandan, tavukta pazarda tavuk satandan vergi alınsın. Artık bu noktaya gelmiş ki erteleye temcit pilavına dönmüş. Tarifeleri yapıyorsunuz, meclise gönderiyorsunuz, karar alıyorsunuz, emanet hesabını alıyorsunuz. Karşılıklı muhasebeleştireceğiz diye uğraşıyorsunuz. Bir arada bir yasa çıkıyor, erteliyorsunuz. Yani bu işin tadı kaçmış. Evet. Bakın meclis bile kaç seferdir, ne kadardır bu konuyu tartışıyor. Yani teşekkür ederiz. Sağ olun Reşat Bey. Evet ben komisyon raporu doğrultusunda gündemimizin 20. maddesini... Süleyman Bey buyurun. Başkanım aynı konu
10-11-2017'de Kepez Belediyesi tarafından tekrar gündeme gelmişti. Bu konu şimdi şey oldu. O zaman Plan Bütçe Komisyonu'nda görüştüğümüzde 3. İdare Mahkemesi'nin Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne şahsın açtığı davayla alakalı bir sonuç geldi ve bunun Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından alınamayacağı noktasında Antalya 3. İdare Mahkemesi karar no 2017-665 no'lu kararla bizim meclis tutanaklarında var. Bununla alakalı alınamayacağından dolayı biz o zaman da Kepez Belediyesi'nin talebini iade etmiştik. Manavgat'ın belediye talebinde bu karar doğrultusunda iade arkadaşlar ettik. Arkadaşlar işte sonuçta iki tarafta da çelişkili kararlar var. Biz iade edelim. İnşallah uygulaması İlçe noktasında bir düzenleme yapılır. Asat'la alakalı. Evet neyse ben oylarınızı arz edeyim arkadaşlar. Bu kararın içeriğini bilemiyoruz ama benim kararım çok net. Su faturası üzerinden alınmalıdır diyor. Evet oylarınızı arz ediyorum. 20. maddeyi oylarınızı arz ediyorum. Yirminci madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 21. madde. 21. gündem maddesinde hem plan bütçe komisyon raporu var hem de imar raporu var. İkisini de birlikte oylarız. Evet. Uygundur. Uygundur. Uygun Sayın Başkanım. 21. maddeyi bütçe ve imar komisyonu raporları doğrultusunda kabulü yönünde oylarınızı arz ediyorum. 22. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Hatta 22, 23, 24 birlikte oylayabiliriz uygunsa. 22. ve 23. gündem maddesi konuyla aynı, birbiriyle aynı konular oylayabiliriz ancak 200'e yakın itiraz var ve bu itirazlar zaman darlığı sebebiyle komisyonda yeterince değerlendirilemedi. Komisyon üyelerimizin bizim ifadesidir bu. Çarşamba günü komisyon yapıldı, salı günü meclisten sonra 200 itirazın detayı incelenemediği için imzaları da yok raporda. Çekimseriz, bilmiyoruz peki detayları. Teşekkür ederim. Komisyon raporu uygundur. Sayın Başkanım, komisyon kararına katılmıyoruz. Biz zaten bu planlarla ilgili de çekincemelerimiz vardı. Burada bazı itirazların gene değerlendirilmediğini düşünüyoruz. Onun için komisyon kararına katılmıyoruz. Teşekkür ederim. Recep Bey buyurun. Sayın Başkanım ben yine siz meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi çok önemli yine bir madde görüşüyoruz. Kaş ve turizmle ilgili bir madde. Bu maddeye istinaden sizi takip etmek gerçekten zor. Yani ilçelere gidiyorsunuz, orada önemli mesajlar veriyorsunuz. En son Kumluca'da yaptığınız bir açıklama var. Bu açıklamada Adrasan planlarıyla ilgili bakanlığa bir plan gönderdiğiniz ve bu planların neticelerinin ne olacağını merak ettiniz. Siz de takip ettiğinizi söylediniz. Bence hem Kaş hem Adrasan aynı segmentte bir turizmi hitap ettiği için özellikle buralar çok önemli. Benim açımdan da çok önemli. Turizm açısından çok önemli. Buraların planları pişirdikten sonra değil de eğer daha öncelerden tartışılabilse biz de ne olduğunu bilseydik bir fikir beyan ederdik. Şimdi rica ediyorum bu Adrasan'la ilgili göndermiş olduğunuz planların içeriği nedir? Yani nedir oradaki şeyi bir anlatır mısınız veya bilgilendirir misiniz? Planla ilgili detayı arkadaşlarımız size versinler ama bizim bu gibi turizm bölgelerimizde özellikle koruma amaçlı bir plan. Hüsamettin Bey buyurun söz istedi. Sayın Başkanım Adrasan'la ilgili bizim çalışmamızda Kumluca Belediyesi'nin turizm bakan dilediği bir plan var efendim. Eyvallah fark etmez yani dolayısıyla ben plan. Yani büyükşehir karışmıyor ama. Binlik büyükşehir plan. Binlik plan. Ha, binlik plan. Evet ve 18. Adrasan Belediyesi tarafından direkt. Neticede buralardaki hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimiz. Aynen. Biz o konuda elimizden gelen her türlü dikkati ortaya koyuyoruz. Onu özellikle ifade etmek isterim. Özellikle batıdaki bulunan Finike, Kumluca her yerde ve, sadece evet, orada yani değil, bizim her, çok her hassas turizm açısından merak hassas. Etmiyorum. Kaş. Sağ olun. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Birlikte oylamayalım. Ayrı ayrı oylayalım. 22. madde kabul edenler.
Kabul edilmişti 23. madde. Komisyon raporu uygundur. Gerek yok. Zaten aldık ikisi bir olduğu için. Oylamaya geçiyorum. Komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet. 23. maddede komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 24. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Uygundur. Uygundur. Uygun sayın başkanım. Oylarınızı arz ediyorum. Dördüncü madde kabul edilmiştir. 25. madde. Başkanım 25. maddeyi okuyacağım şekilde oylanmasını önereceğim. 25. gündem maddesinde belirlenen Sütleyen Mahallesi köy içi mevkiinin köy yerleşik alan sınırının 210 ada 3 numaralı parseldeki 14 numaralı kırık noktasının 212 ada 12 numaralı parseldeki ev ile 13 numaralı kırık noktasının 214 ada 1 numaralı parseldeki ev, 20 numaralı kırık noktasının 230 ada 11 numaralı parseldeki ev olarak belirlenmesi şartıyla değiştirilerek kabulünü arz ederiz. Anlatacağım hemen ne olduğunu. Şimdi muhtarımız geldi. Belediye toplantıdan başkanımızla sonra mı? İmar komisyonu toplantısından sonra evet, mı geldi? Evet, bugün sabah. Efendim. Yansıtabilir miyiz Sayın Başkanım? Ha, yansıtabiliyor muyuz? Güzel bir soru. Baksın arkadaşlar. Ben anlatayım. Bu arada arkadaşlar yansıtabilirsiniz. Hüsamettin Bey bu söylenen yerleri. Muhtar geldi. Belediye başkanımız, meclis üyelerimiz grup toplantısında geldiler. Dediler ki yani burada köy yerleşik alanı zaten ilanı yapıyoruz. Yani tespiti yapıyoruz. Burada mevcutta da evler bulunan bölgeler var. Bunların eklenmesi talebinde bulundular. Dolayısıyla bu ekleme bu mevcutta köy yerleşik alanına mevcutta ev bulunan yerlerin eklemesi için yapılmış bir düzenlemedir. Tabii siz de haklı olarak biz de yani toplantıdan yarım saat önce bundan haberdar olduk. Şimdi burada doğal olarak haberdar oluyorsunuz. Takdir sizin. Hüsamettin Bey de anlatıyor sizin arkadaşlara zaten neresi olduğunu. Yansıda da gözüküyor nereleri oldu. Eksik yapmışlar. Öyle söyleyeyim. Eksik yapmışlar. Yani şimdi ne diyebilir? Şimdi hayır aslında eklenecek başka yerler de var. Ancak orada toprak kurul kararları eksik olduğu için onları ikinci safhaya bırakıyoruz. Öyle. Şimdi burada dediğim gibi anlıyorum. Hayır, gayet iyi anlıyorum da burada işte dediğim gibi bir mutabakat kaç belediye başkanımız burada meclis üyelerimiz burada muhtar filan bir mutabakat sağladıkları için getiriyoruz. En azından mevcuttaki arkadaşların sorununu bekletmeye gerek yok diye düşünüyoruz. Takdir sizin tabii. Burada bir de bunu öncelikli getirmemizin bir nedenini daha söyleyeyim. Bizim burada bir düğün salonu projemiz var. Kaş merkezinde, Sütlen'de, yani Kaş Sütlen merkezinde. Bunun da ihalesine çıktık. Burada da tabii biraz bu projenin de acele bir şekilde yetiştirilmesi noktasında da bir gayretimiz var. Buradaki biraz da zamanla ilgili şeyimiz bundan dolayı. Erkan Bey buyurun. Bir dakika ben bir grup sözcülerine önce söz vereyim. Siz lütfen bekleyin. Buyurun Selçuk Bey. Komisyon raporu uygundur. Uygundur Sayın Başkan. Erkan Bey buyurun. Biz henüz görüşümüzü bildirmedik Sayın Başkan. Tamam. Erkan Bey de konuşsun. Başkanım dün değil, çarşamba günü yaptığımız komisyon toplantısında bu konu geldiği zaman komisyon başkanımızla beraber özellikle biz oturduk, inceledik sunumu yaparlarken
İki tane bölge tespit ettik binaların bulunduğu. Hazırlayan ekipteki arkadaşlara da sorduk. Aslında bunlar alınamaz mıydı? Bunları da alabilecekmişiz gibi duruyor diye. Bir doğusunda bir batısında iki tane evlenme yeri vardı. İşte izah edildi bize gerek duyulmadığını. Hatta keşke şu kırığı şuradan şuraya geçirseydiniz diye Kerim Bey'in kendisi söyledi komisyon başkanımızın. Ama biz bunu şimdi geldiği şekilde kabul ettik. Ya ben şöyle bir vatandaşın lehine olan bir şey aslında bu. Buna karşı çıkmak durumunda değiliz ama en azından bu belli olduğu zaman ya biz bir saat önce grup toplantısı yaptık. Bunun çizimi gelseydi de bir görseydik o bahsettiğimiz yerler mi acaba yoksa başka bir yerler mi diye bilgi sahibi olsaydık şimdi netleşebilirdik ama netleşemiyoruz. Hüsamettin Bey'in anlattığı kadarıyla sanki bizim bahsettiğimiz yerler gibi ama görmedik, çizimi de yok çünkü size de son saniyede gelmiş. Hatta meclis başlamıştır arkadaşlar bununla yani, ilgili yani nihai nereleri ekleneceği hususunda. Siz de ama bir şekilde gördünüz bürokrat arkadaşlar izah ettiler anlattılar ama bize bu anlatım da yapılmadığı için tereddütte kalıyoruz şimdi. Haklısınız bir şey söyleyemem yani biraz böyle hızlı bir şekilde zamana karşı yarışıyoruz hep birlikte. Başkanım, PAF'ta geliyor dedi Hüsamettin Bey bir dakika içinde dedi. Bir görmemiz için vaktimiz var mı karardan önce? Bu maddeyi atlayıp geri dönelim. Oylamasını daha sonra yaparız. CHP grup görüşünü zaten söylemedi. Gelsin bir bakın. Siz de yani en azından söyledikleriniz konusunda tatmin olmaya çalışırsınız olabilirseniz. Yani biz karşı çıkmak istemiyoruz anlıyorum, aslında. Anlıyorum. Karşı belediyemizin, meclis üyelerimizin, vatandaşlarımızın talebi. Baksın ama teknik arkadaşlar. Emin olalım. Erkan Bey'e baksın. 26. maddeyi oylarınızı arz ediyorum değerli arkadaşlar. Toplu oylama var mı Bahattin? Sayın Başkanım şimdi hangi maddeyi oyladınız? 25'i oylamadık. 26 grup görüşlerini almadınız 26 ile ilgili. İşte şimdi uygundur söz verdim. Başkanım. 26. Oylamaya geçtiniz de o yüzden yok, 26. madde. Uygundur başkanım. Geçin de oylamaya. Uygundur. Uygundur. Sayın başkanım. 26. Hiç almıyorum. Çekimsel sayın başkanım. 26. Oylarınızı arz ediyorum 26. madde. 25'i oylamayın. 25'te değiliz. 26'dayız. 25'i atladık. Oylamasını bile ayırdık. 25'te, 25'te bir düzeltme vardı. Oldu mu düzeltme? 26'da. 25'te düzeltme oylamadık da sakin olalım. 25'i oylamadık da. 25'i mi konuşuyoruz? 26. 26'da bir düzeltme var mıydı? 27'de var. 27'de var. 27'de var. Mağduriyetler giderildi mi? Evet. Teşekkür ediyorum sağ ol. 26 İrfan Bey. Uygundur o zaman başkanım. 26'yı oylarınızı arz ediyorum. Bir ekleme yapacağız 27'de. O konuyla ilgili zaten bir düzeltme ihtiyacı hasıl olduğu için Selçuk Bey. Çok sağ ol. Yirmi altıncı madde kabul edilmiştir. 27. madde. Sayın Başkanım 27. maddeyle ilgili de yine bir ilave okuyacağım. Okuduğum şekilde tamam. Kabulünü öneriyorum. Komisyon raporuna ilaveten. Bu eklemeyle birlikte oylar arz edeceğim ben. Buyurun. 34 no'lu itirazın kısmen kabul edilerek 2001 yılında Varsak Belediyesi'nce onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt istasyonu olarak planı bulunan 2121 ve 440 parselin bir kısmının 30 metrelik yola cepheli olacak şekilde akaryakıt servis istasyonu alanı olarak planlanmasının kabulü şeklinde oylanmasını öneriyorum. Duymadınız. Duymadık, anlayamadık. Yine bir şöyle söyleyeyim, ilave şu söyleyeyim ben. 1/5000'lik planda daha öncesinde akaryakıt istasyonu gözüken bir yer bizim yeni planımızda gözükmemiş. Onu düzeltiyoruz. Mağduriyetin giderilmesi dediği Selçuk Bey'in de o. Onu düzeltiyoruz. Grup adına herhalde Cansel Hanım, Erkan Bey mi konuşacak? Evet grup çünkü ilave hakkında komisyon üyemiz Erkan olarak Bey, bir açıklama buyurun. Yapacak. Başkanım bu itirazı dün ben çarşamba günü özellikle sordum. Orada iki tane akaryakıt istasyonuna ilişkin itiraz var. Kazanılmış hak kapsamına giriyorsa vatandaşların mağdur ediyor muyuz, etmiyor muyuz diye bürokrat arkadaşlara sordum. Bana denilen o planların yanlış söylemiyorum ama çok eskiden Varsak döneminde 2001. Yapılan yanlış planlardan olduğu herhangi bir yasal altyapısının bulunmadığı, izinlerinin olmadığı o yüzden
şeye dahil edilmedi. Akaryakıt istasyonu olarak planlanmadı. İkinci söylenen de zaten o yol, o akaryakıt istasyonlarının cephe aldığı yolun bizim yeni önerdiğimiz planda kaldırıldığı, daha batıya kaydırıldığı, dolayısıyla o akaryakıt istasyonlarının cephe aldığı yolun 15 ya da 20 metreye düştüğü, 60 metrelik yoldu galiba yanlış değilsem, evet, doğru. Kaldırıldı. Onun için zaten o yol kenarında da verilemeyeceği söylendiği için ben kabul etmiştim ve komisyon kararının altına da imza atmıştım vatandaşın mağduriyeti. Hem planlar dayanaksız hem de yoldan dolayı. Şimdi ne değişti de bu karar geliyor? Şimdi şöyle, 2001'deki yapılan planın bir hukuki dayanağı var. Yani bir hukuki geçerliliği var, iptal edilmemiş vesaire vesaire. Tartışılabilir, ayrı mevzu. İkincisi, yol cephesine göre dediğiniz gibi 60'lık caddede değil artık 20'lik ya da 30'luk cadde üstünde kalıyor parsel. Ve orada da akaryakıt yönetmeliğine uygun olabileceğini arkadaşlar teknik hukuki olarak bize ifade ettiler. Durum bundan ibaret, takdir sizin. Selçuk Bey, ben CHP görüşe dursun, size soruyorum. Düzenlendiği şekilde uygundur başkanım. Peki. İrfan Bey. Uygundur başkanım. Evet. Bu itiraz aşaması artık yeni bir plan olmadığı için itirazı kabul edeceğiz yani. Değiştirilmiş halinde uygundur. Tamam peki. Siz bilirsiniz. Çekimsel de kalabilirsiniz. Yani karşı çıkmak istemiyoruz. Biz eyvallah, her zaman aklın yolunu tercih vatandaş ediyoruz. Vatandaşımızı korumak eyvallah, biz de istiyoruz başkanım. Teşekkür ederiz. Evet, gündemimizin 26. maddesi. Pardon, 27. maddesi Sayın Bayraktar'ın ifade ettiği kayıtlara geçen eklemeyle birlikte komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler. Cansel Hanım, evet'e basmadınız. Basayım başkanım. Evet. Aynı şekilde Sayın Demirhan, Sayın Kocaer, oylama talebinde bu teşebbüsünde bulundular ama evet'e basmadılar. Halil Bey. Evet, Halil Bey oylama teşebbüsünde bulunup çıktı o zaman. Peki. Evet, değerli arkadaşlar, gündemimizin 27. maddesi kabul edilmiştir. Sayın Bayraktar'ın eklemesi ve komisyon raporu doğrultusunda 28. madde. Başkanım, 28 ve 41 dahil toplu oylanmasını öneriyorum. Komisyon raporu doğrultusunda. Ha, 25 baktınız mı? Tamam. Evet, 25'e dönelim o zaman arkadaşlar. Bir saniye. Uygundur. Uygun mu? Tamam. Uygun. Uygundur. 25. madde. Zaten İYİ Parti grubu uygun mu demişti? Uygun demişti zaten. Evet arkadaşlar, 25. maddeyi değişiklikle birlikte az önce okunan, yine Sayın Bayraktar tarafından okunan değişiklikle birlikte komisyon raporu doğrultusunda 25. maddeyi oylarınızı arz ediyorum. Evet, kabul edilmiştir. 28. 28, 41 dahil toplu oylanmasını komisyon alır. 41 dahil. Uygundur. Uygundur. Uygundur başkanım. Erol Bey, söz istediniz. Kırkıncı maddede Sayın Erol Özkarabekir'in değerli arkadaşlar oyu reddir. O zaman 40'a kadar oylayalım biz. 39'a kadar 40-41'i bilahare oylayalım. Çünkü toplu oylayacağız. Dolayısıyla 39. 28 dahil, 39 dahil. Aradaki sıralı tüm maddelerin birlikte oylanması ve komisyon raporları doğrultusunda kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Thank you.
Fatih Bey. Evet, bekliyoruz. Bastı başlayalım. Tamam. Olur. 28 dahil 39 dahil aradaki tüm sıralı maddeler komisyon raporları doğrultusunda kabul edilmiştir. 40. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Cansel Hanım. Pardon sayın başkanım. 40 üçüncü efendim. Madde. 40. 40. 41 dahil oyladık. Hayır. Değiştirdik. Erol Bey'in bir itirazı oldu pardon, çünkü. Sayın Hanım Karabekir'in. Uygundur. 40 uygundur. Uygundur. 40. maddeyi oylarınızı arz ediyorum. Evet, 40. madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 41. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı arz ediyorum. Birinci madde kabul edilmiştir. 42. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. 42. gündem maddesinde itirazın kabulü gerekir. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Başkanım 42. maddede oy kullanmıyoruz. Katılmıyoruz sayın başkanım. 42. maddeye oylarınızı arz ediyorum. Evet. 42. madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 43. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Aynı konu. Binli. 43. maddede de oy kullanmıyoruz. Evet. Katılmıyoruz sayın başkanım. Evet. 43. maddeye oylarınızı arz ediyorum. Fatih Bey. Evet. Komisyon kararına göre oylayalım. 43. madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmişti. 44. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Komisyon raporunda itirazımız, şerhimiz mevcut. Rapora katılmıyoruz. Komisyon raporu uygun başkanım. Çekimseriz sayın başkanım. 44'ü oylarınızı arz ediyorum. Evet, 44. madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. 45. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Uygundur. Uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı arz ediyorum. Evet, 45. Uygun başkanım. 45. madde bir dakika daha bitmedi oylama. 45. madde komisyon raporu doğrultusunda uygundur. 46. madde. Evet. Komisyon başkanım.
başkanım, bir şey konuşuluyor. Acele işe şeytan karışır. 25. maddede Hüsamettin Bey, orada 3 mahalle varmış. Sadece köy içini oylayıp diğer ikisini oylamayalım. Karar dışında tutmamız gerekiyordu diye uyarıyor benim. Yeniden düzeltip bir daha oylayacağız yani. 25. maddeyi çıkaracağız yani, 2 mahalleyi. Sadece köy içindeki mahalleyi oylayarak şey yapacağız yani. 25. madde. 3 mahalle diyor. Şimdi Hüsamettin Bey anlatsın size. Bahattin Bey'e bir metin yazsın da en son onu oylayalım artık. 45. madde, iyi oylamış mıydık bu arada? Oyladık. 46. madde. Evet. Belediye komisyon raporu uygun başkan. Uygundur. Uygundur. Uygundur başkan. 46. maddeye oylarınızı arz ediyorum. Bu arada 46. maddede komisyon raporu yasal olarak tekemmül etmemiş durumda başkanım. İmzaları eksik. Onu konuşmuştuk aslında. Bahattin Bey'i uyarmıştık o konuda. Plan teklifini oylamanızı öneriyorum. Çünkü komisyon raporunda sadece 4 imza var. Tamamlar üzülüm. Bilginiz olsun yani, kayıtlara da geçmiş olsun. Zaten oy birliğiyle geçiyor. Hayır, 2 tane şerh var. 4 tane kabul imzası var. Ve 9 kişi hazır. 46. maddeyi önerilen plan değişikliği doğrultusunda oylarınızı arz ettim. Diğerlerinde o yok başkanım. Neticede şöyle, efendim, 6 tane katılan var yani. Değerli arkadaşlar, uzatmaya gerek yok. 6 tane katılan 46. var. Maddeyi önerilen plan değişikliği doğrultusunda oylarınızı arz ediyor. Uygundur başkanım. 9 kişi katılmış. Şöyle. Katılmayana katılmadı yazıyor. Evet, oy kullanmayan arkadaşlar 46. madde için oy kullansınlar. Reşat Bey, söz istediniz herhalde. Oylama bitsin, hemen söz vereyim. 46. madde önerilen plan değişikliği doğrultusunda kabul edilmiştir. Buyurun Reşat Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim. Altınova bölgesiyle ilgili revizyon bir plan çalışması meclisimizin gündeminde. Bu maddeleri de görüşmüş oluyoruz bu arada toplu olarak. Şimdi burada komisyon raporundaki teknik ayrıntıyı bir tarafa açıyorum ama sosyolojik gerekçeyi konuşmak istiyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü olarak görev yaptığım bir toplantıda değerli bölge halkımızdan tarafımıza intikal eden, Kepez Belediye Meclis üyelerimizden tarafımıza intikal eden bu konunun hak ve adalet duygusu içerisinde çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermiş bir imar planı uygulaması olduğu, bu uygulamadan doğan sıkıntının vatandaşlarımızın arasında da ciddi mülazalara sebebiyet verdiği, bu hak ve adalet duygusu içerisinde bu planın nasıl bir şekilde dengeye getirilebileceği ve vatandaşımızın hakları doğrultusunda ve menfaatleri doğrultusunda çözümlenmesi gerekliliğiyle ilgili bir önerge sunmuştum. Zatıaliniz ve Kepez Belediye Başkanımız olumlu yaklaşmakla beraber, yani konuya olumsuz değil, özellikle belirtmek istiyorum. Fakat teknik açıdan ve hukuki açıdan bazı sıkıntılara sebep olabileceği endişesiyle bir değerlendirme yapalım şeklinde cevap verdiniz. Tekrar bir masaya yatıralım bakalım. Ama çünkü planlama süreci 20 yıldır süren bir planlama süreci, bu sürecin sürece tabiri caizse pişmiş aşa su katmayalım, hukuki sıkıntılarla ileride karşılaşmayalım şeklinde gerek Hakan Başkan'ın gerek sizin konuya yaklaşımınız oldu. İdaremizin bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın minimum ölçüde hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde bu konuya yaklaşımından memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum.
konuya katkı koyan tüm paydaşlara, tüm meclis üyelerimize, teknokratlarımıza, bürokratlarımıza ve onların başında bulunmanız sıfatıyla da, idaremizin başında da bulunmanız sıfatıyla da size teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşımızın istediği bir planlama süreci gerçekleştirmiş olur. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. 47. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Uygundur başkanım. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. 47. maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, dağılmayalım. Çünkü yine bu esnafımıza destek için biliyorsunuz bir indirime gidiyoruz. Onun için ara verip yeniden esnafımızı bekletmemek adına kısa bir aradan sonra 4. oturum için toplanmış bulunacağız. Onun için lütfen dağılmayalım. Evet, 47. maddeyi oylarınıza sunmuştuk. Oy kullanmayan arkadaşlar lütfen oylarını kullansın. Kırk yedinci madde komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmişti. 48. madde. Komisyon raporu uygun başkanım. Komisyon raporu uygundur başkanım. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. 48. maddeyi oylarınızı arz ediyorum. Komisyon raporu doğrultusunda. Bu arada 25. maddenin metni ne oldu? Son olarak onu bir daha oylayıp düzeltilmiş haliyle. Ama bir düzeltmeye ihtiyaç yok mu oylamada? Ama işte onu bir daha oylamamız lazım, onları çıkartarak. Onun için de ne yazmamız gerekiyorsa, arkadaşlar onun çıkarıldığını belirten de bir metin yazalım. Hüsamettin Bey. Evet, oy kullanmayan arkadaşlar 48. madde için lütfen oy kullansınlar. Kırk sekizinci madde kabul edilmiştir. Ben Hüsamettin Bey metni yazıncaya kadar değerli arkadaşlar önergeyle gelen iki konu hakkında sizleri bilgilendireyim. 49 ve 50. maddelerin komisyonlara havalesi sayın başkanım. 49 ve 50. maddelerin birlikte oylanması ve komisyonlara havalesini oylarınızı arz ediyorum. Cansel Hanım gene ara verip siz dışarıdayken söyledim. Bir 4. oturum yapıp bu esnafımıza malum bir destek maddemiz var. Onu bekletmeyelim, yılbaşından önce geçirelim diye izah edeceğim. Yani sizin de hayır demeyeceğiniz bir şey olduğunu emin olduğumuz için rahatız. Evet, değerli arkadaşlar 49 ve 50. maddeler komisyonlara havale edilmiştir. Gündem. Havale ettiğimiz iki madde değerli arkadaşlar. Bir tanesi şimdi son dönemde bankalar kredi kullandırıyor iken İller Bankası kefaleti. İsteyen var, istemeyen var. Bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Onun için mevcuttaki çıkartmış olduğumuz kredilerimizle ilgili kefalet istenmesi halinde İller Bankası'ndan kefaletle ilgili bir düzenleme. Birincisi o. İkincisi de raylı sistem güzergahımızda özellikle Gıyasettin Keyhüsrev kavşağındaki esnafımız önce inşaat nedeniyle kavşak inşaatı, arkasından da raylı sistem inşaatı nedeniyle tabii bir mağduriyet yaşadı. Orada ilan reklam vergilerinin o güzergahtaki esnaflarımız için %80 indirilmesi hususunda bir düzenleme. Ödeyenlerden de gelecek dönemde mahsup edilmesine yönelik. Mahsup yok mu? Ne var? 2019 yılı. 2019 yılında %80. Bir sene boyunca.
bundan sonrası için inşaat bitim süresine kadar. Evet, peki. Anlaşıldı. Ocak ayından itibaren ilan reklam vergilerinin %80 indirilmesi hususunda bir düzenlememiş. Onu şey yapacağız. 25. maddeyle ilgili değerli arkadaşlar, tekrir müzakere dediğimiz, evet, yeniden müzakereyi açıyorum. Çünkü oylamada bir değişiklik olmuş. Bu konuyla ilgili görüşü, önerisi olan arkadaşlarımız varsa 25. maddede tekrir müzakere kapsamında görüşmeleri yeniden açıyorum. Oylamaya da ayrıca geçeceğiz. Buyurun Bahattin Bey. Başkanım, 25. maddede komisyon raporunda belirtilen köy içi mevkiinin düzeltilerek diğer mevkilerinde çıkartılarak oylanmasını öneriyoruz. İlk okuduğunuz değişiklik de aynen kalıyor mu? Aynen kalıyor. Yalnız köy dışındakilerini çıkarıyoruz. Onu anladım. Ama ilk okuduğu bir değişiklik vardı. O da kalıyor. Köy içindeki kalıyor. Evet. Onu da okuyun da birlikte. Evet, şimdi nasıl, evet, oylayacağımızı şimdi yeniden söyleyin. Komisyon raporu doğrultusunda 25. gündem maddesinde köy içiyle ilgili okuyacağım şekilde köyün dışında kalan maddelerin de çıkartılarak oylanmasını öneriyorum. Köy içindeki okuyacağım şekilde okuyorum. 25. maddesinde belirtilen Sütleyen Mahallesi köy içi mevkinin köy yerleşik alan sınırlarının 210 ada 3 numaralı parselde 14 numaralı kırık noktasının 212 ada 12 numaralı parseldeki ev ile 13 numaralı kırık noktasının 214 ada 1 numaralı parseldeki ev, 20 numaralı kırık noktasının 230 ada 11 numaralı parseldeki ev olarak belirlenmesi şartıyla değiştirilerek kabulünü arz ediyorum. Onun dışında kalan maddelerin de çıkartılmasını öneriyorum. Evet, öneriniz doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü uygundur. Uygundur. İyi Parti. Uygundur başkanım. Evet. Sayın Bayraktar'ın önerisi ve komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum. 25. maddeyi bir kez daha. Ali Başkan oldu mu? Hadi hayırlısı inşallah. Biraz uğraştırdı bize. Evet, 25. madde okunan değişiklik ve komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, Aralık ayımızın, ayı olan meclis toplantımızın 3. oturumunu 2 maddeyi görüşmek üzere 5 dakika sonra yeniden toplanmak üzere kapatıyorum. Aldığımız kararlar hayırlı uğurlu olsun. Evet, değerli arkadaşlar, hemen devam edelim.
Katılmayan bütün arkadaşlarımızın mazeretleri kabul edilmiştir. İki ve üçüncü maddeye geçmeden önce komisyon raporlarının okunmuş kabulünü oylarınızı arz edeyim. Aslında komisyon raporlarını okuyalım isterseniz arkadaşlar da herkesin bilgisi olsun. Evet. İkinci maddeyle ilgili komisyon raporu, buyurun. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14-12-2018 tarihli komisyon raporu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yurt içi bankalardan kullanılması düşünülen 50 milyon Türk lirası tutarındaki krediye istinaden İller Bankası AŞ'nin kefaleti kapsamında teminat mektubu alabilmesi için meclis kararının alınması konusu komisyonumuza havale edilmiştir. Devam eden yatırımların finansmanında kullanmak üzere İller Bankası AŞ'den 50 milyon Türk lirası faiz hariç gayri nakdi kredi kullanılmasına krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vesaire ödemelerin İller Bankası ASC teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası AŞ ile Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40'ın dışında ve %100'üne kadar karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerinin İller Bankası ASC talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası AŞ adına ipotek veya rehin edilebilmesine İller Bankası ASC Büyükşehir Belediyesi'nce kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediye mülkiyetinde her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ'ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ'ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesi'ne ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ'ye rehin vermeye, İller Bankası AŞ'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklikler çerçevesinde 5393 sayılı kanun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla teminat mektubuna ilişkin krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adına Genel Sekreter Birol İkici'nin yetkilendirilmesi plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İş bu komisyon raporu Sayın Halil Karataş ve Sami Altun katılmadı. Sayın Faik Çıtak Şehirli katılmıyorum. Diğer meclis üyeleri imza altına alarak meclis takdirine sunulmuştur. Evet. Dediğim gibi yeni dönemde son birkaç aydır bankaların bazıları İller Bankası kefaleti istiyor kullanılacak kredilerde, bazıları istemiyor her ihtimalle karşı diye. Çünkü bazen kefalet istenildiğinde faiz oranı daha düşük oluyor bazı bankaların o kefalet karşılığında. Onun için tercih ediyoruz bunu. Takdir meclisimizin, ben gündemimizin ikinci maddesini oylarınıza ve görüşlerinize arz ediyorum. Komisyon raporu uygun başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygun. Uygundur başkanım. Oylarınızı arz ediyorum. Evet. Olmuş. Oylamaya itiraz yok herhalde. Oylama daha önceden açılmış galiba ama. Oylamaya itiraz yok, oylanmış. Sizin oylar. Sayın İsmet Uysal. Tamam. İsmet Uysal'ın oyu çıkmadı mı? Çıkmadıysa ekleyelim evet olarak. Peki İsmet Uysal'ın oyunu da ekleyelim arkadaşlar oylama listesine. Var evet, zaten sayın. Var zaten var. Evet, var. Evet değerli arkadaşlar, gündemimizin ikinci maddesi komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Üçüncü madde. Okuyoruz. Komisyon raporunu okuyalım. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14-12-2018 tarihli raporu. Komisyonumuzla yapılan inceleme sonucunda 2015-2017 yılları arasında Yeşilırmak Caddesi üzerindeki Gıyasettin Keyisrev Köprülü Kavşağı inşaat sırasında caddenin trafiğe kapanmış olması ve 3. etap raylı sistem inşaat dolayısıyla Sakarya Bulvarı'ndaki çalışmalardan kaynaklı esnafların ekonomik olarak zor bir süreç geçirdiği ve belediyemize ödemekle mükellef oldukları ilan ve reklam vergisinden bir yıl muaf tutulması talep edilmiştir.
bahse konu olan bölgede faaliyet gösteren ekli lisede ismi ve yer alan mükelleflerin 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu gereği ilan ve reklam gelirlerinin 2019 yılı bakanlıkça belirlenecek alt üst limitlerine göre en alt limitten alınmasının uygun olduğu görüşüyle iş bir komisyon raporu Sayın Halil Karataş ve Sami Altun katılmadı. Diğer meclis üyeleri imza altına alınarak meclisin takdirine sunulmuştur. Arz ederim. Teşekkür ediyorum. En alt limit %80 galiba civarında bir indirimi öngörüyor. Onu da belirteyim. Muaf tutulma talepleri olmuş Sayın Başkanım. Muaf kanunen en alt limitten alamıyoruz. Evet. Yoksa onu da şey yapacaktık ama kanunen o olmadı maalesef. Başkanım, komisyon raporunda Sakarya Bulvarı yazmışız ama 3. raylı sistem yani etapı komple kapsıyordur bu kararımız diye de kapsıyor diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ben de onu soracaktım. Ekli listede imzalar ve bir takım kaşeler var. Bütün esnafımız oradakiler burada imzaladılar mı? Bunu arkadaşlar şöyle. Başkanım, o şekli verilen bir dilekçe. Biz tamamını kapsayacak şekilde ve bizzat da dükkan dükkan sayıp indirim yapacağız. Tamam. Tamamını kapsayacak şekilde. Evet başkanım. Peki. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Söyle. Tamam başkanım. Tamam peki. Ancak komisyon raporunuzda ekli listede belirtilen isimler olarak sınırlandırmışsınız. Onun için işte düzelterek söylüyorum. Amaç ki öyle o yani belki haberdarlık ekli listede sıralanan isimleri çıkartalım o zaman. Oradaki başkanın tamamını kapsın. Söylediğim şekilde olsun o zaman. Üçüncü etap raylı sistemin otogardan varsak depolama alanına kadar olan evet. Raylı sistem güzergahındaki esnafların doğrusu ilgili. Doğrusu budur. Evet o zaman şöyle oyluyoruz arkadaşlar. Güzergahı belirlemek için varsak ana depolama alanından otogar kavşağına yani Anadolu kavşağıdır ismi. Anadolu kavşağına kadar güzergah boyundaki bütün mükelleflerin ilan reklam vergilerinin 2019 yılında inşaat sonuna kadar ilan reklam vergilerinin en alt limitten Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü en alt limitten alınması hususunu oylarınızı arz ediyorum. Tamam. Evet, kabul edilmiştir. Böylelikle Aralık ayı olan meclis gündemimizin 4. oturumundaki gündem maddelerini de tamamlamış bulunuyoruz. Almış olduğumuz bütün kararların ülkemize, Antalya'mıza, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar bir sene sonra görüşeceğiz. Allah ömür verirse inşallah, Allah bir aksilik vermezse hepinize bu vesileyle yeni yılda sağlık dolu, başarı dolu, mutluluk ve huzur dolu yıllar diliyorum. Ve toplantıyı 7 Ocak 2019 Pazartesi Sayın Başkanım. Bir sene sonra 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 14'te yeniden toplanmak üzere kapatıyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum.